Sam kanalına hoş geldiniz. Benim oğlum Yusuf Oyun karşınızda. Türkiye ile dünyayı alacağım abi. Hadi başlayalım. Iron Man moddayız. Historical açık. Bunlarla başlıyorum. Bir tane artilleri, bir geri kalanı silah gidecek. İzmir'e 4 sivili çaktık abi. İzmir'deki bu siviller bittiğinde militer üretmeye başlayacağız. Ordumuzda ise 24'lük piyade ve 7 tane çıkarma ordusu olarak ikiye böldük. Şimdi bunları eğiteceğiz. Sonrasında da yapacağımız ilk şey Bulgaristan'a saldırmak olacak. Değiştirmeyi unutmayın abi. Bunlar lokal polise geçecek. Hepsi hatta lokal polise geçecek. Sovyetlere tabii ki defolun gidin diyoruz abi. Bizim boğazımız. Biz kontrol edeceğiz burayı. Ve onlar da hemen İngilizlerin de bizi terk etmesiyle geri çekilmek zorunda kalır. Çünkü biz geri çekilmiyoruz abi ve aldığımız political power'la hemen gidip bir tane Silent Workhorse koyuyoruz. İkinci yapacağımız adam da financial expert olacak. Etatizm kısmından yürüyoruz abi. Faşist gideceğiz çünkü şuradan kadro hareketi, kemalizm falan filan buradan yürüyoruz yani. Financial expert'ı da hemen işe alıyoruz abi. Researches her zaman önemli. O yüzden hemen engineering'den devam. Endüstri olarak bir tane research'ümüz bitti. Şimdi hemen concentrated'dan yürüyoruz. Başta full endüstri üzerine çalışacağız abi çünkü gerideyiz şu anda ve toparlamak için çok endüstriye yatırım yapmamız lazım. Bunların hepsini kapatabilirsiniz abi. Yeşile basıyorsunuz. Tak tak kapanıyor bunlar. Bunu da geçebilirsiniz. Bunlarla da sonra uğraşacağız. Burada şu ikisini yapmak istiyoruz. Onun dışında şurası kalabilir. Burası önemli çünkü burası war support alacağınız yer. Şunların ikisini yapacağız abi. Bunların ikisi de birazcık bize research hızı verecek. Faşist olana kadar iyidir. Construction bittiği anda abi hemen gidip improved machine tools'a geçiyorsunuz. Erken yapıyoruz ama lazım. Bunu seçmeniz çok önemli. Bundan gideceğiz çünkü faşizme doğru. Bunu bitirdiğinizde yine önemli bir seçimimiz var. Burada kadro hareketine doğru gideceğiz. Yine faşist tarafına doğru. Ordunuz bu noktada kesinlikle eğitilmiştir abi. Eğitimi durdurabilirsiniz. Bunlara bir yerden sonra bir şeyler ekleyeceğiz. O yüzden yine eğitmemiz gerekecek. Ama şimdilik boşu boşuna silah harcamasınlar. Hemen concentrated'dan devam ediyoruz abi. Sonrasında mekanik yılın bitmesiyle de yine buradan endüstriye basacağız. Türkiye'de abi sivilin ekonomide durmanız gerekiyor bir süre. Etatizm politikamız yüzünden biz zaten sivilindeyken partial'daymış gibi üretiyoruz. Gidip de parçalı geçirmeye çalışırsanız ekonominiz çöküyor. Çok büyük debuff yiyorsunuz. Onunla uğraşmayın o yüzden. Faşist olup war ekonomiye geçebildiğiniz zaman etatizmi abolish ederek buradan war ekonomiye geçmemiz daha mantıklı. Aynı zamanda kadro hareketi bittiğinde de gidip kemalizm ve modern hareket diyeceksiniz. Sonraki önemli hamlemiz Mareşalimizi koymak abi buraya. Buraya Fahrettin Altay'ı koyacağız. Ordumuzu hızlandırsın ve aynı zamanda bize XP versin bir yandan diye erken aldık. Improved Machine Tools bittiğinde abi buradan gidip Engineering'den radyo bulmanız önemli. Çünkü bunun önemi savaş içinde kullanılan bir teknoloji olduğu için Bulgar Savaşı'nda bize yardım edecek. Bu fokusumuzdan sonra yapmamız gereken önemli iki tane fokus var. Faşist Council ve Red Shirts. Bunların ikisini yaptıktan sonra elimize bütün manpower ve faşist veren fokuslar bittiği için gidip şuradan yürüyeceğiz abi. Bu noktada Spanish Civil War fokusumuz çok önemli. %10 World Tension'a savaş açmamızı sağlıyor. Ama bunu şuradaki fokus yaralanana kadar yapamıyoruz zaten. O yüzden bunu ilk önce yapmayacağız. Boşu boşuna onu yapıp zaman kaybetmeyelim. Dediğim gibi hemen sonraki fokusa da yapıyoruz abi. Red Shirts önemli. Manpower verecek. İzmir'deki sivillerin bitmesiyle beraber artık elimizde inşaat yapmak için boş fabrikalar var. Bunlarla hemen İstanbul'a ve İzmit'e fabrika basıyoruz abi. Yakında Ankara'da yeniden boşalacak. Fabrika yapmanız daha önemli. Çünkü bunlar bizim savaş rotamızda olacak her zaman. O yüzden bunları önceliklendirmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda sonraki fokusumuz The Sanayiciler şuradaki. Bu da çok önemli abi. Kendinizi free trade'e geçirmemeniz gerekiyor Türkiye oynarken. Sebebi de şu. Buradaki fokusumuz zaten bizi free trade'e geçirecek. Burası ise bize political power'la fabrika yapmamızı sağlayacak. Bunların üçü de çok önemli fokuslar. Buradaki de bize bir research slot verecek çünkü. Bu noktada support weapon'ınızı araştırabilirsiniz abi boşalan research slot'umuzda. Şimdi bir tane daha boşalacak. Bunlar endüstri şeyleri bittiği için şu anda boş kalan research slot'larımız 37'den 39'a atlıyor. Buradaki şeylere 300 gün kala başlayacağız. Şu anda başlamamız biraz ağır olur. O kadar erkenden başlamaya gerek yok. Buradaki research slot'unuzda ise artillery'ye upgrade etseniz iyi olur çünkü artilleri bizim Balkanlarda itmemizi sağlayacak olan şey olacak. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa hala başlayken buradaki advisor'larınızı seçmeniz güzel olur. Çünkü bu 70'e alabiliyorsunuz şu anda bunları. İleriden birazcık daha pahalı olacak. O yüzden şimdi alalım. Sanayicilerden sonra Debt Council yapıyorsunuz abi. Bu fokusun yarısında %10 World Tension'a çıkacak Japonya Savaşı'nın başlamasıyla. Siz yine de fokusu bozmayın. Çok erken açmamıza gerek yok savaşı. Bulgaristan'a savaşı bu fokus bittiğinde ve Spanish Civil War fokusunu yaptığımızda açacağız. Yeni research slotunuzla hemen buradan computer
Computing Machine'e gidebilirsiniz abi. Radyodan çıkan şeydi bu. Kusura bakmayın bu arada yanlış söylemişim. Bu Fox'un yarısında olacak. Diğer Fox'un tamamını geçebiliyor. Free Trade'e de geçtik bu arada. Bu Fox'un yarısında olacak söylediğim şey ama sıkıntı yok. Bitmese izin vereceğiz. Bu noktada artık kaynak alabiliriz abi. 8 demirimiz eksik çünkü. Kaynağı alacağınız adam genelde Sovyetler Birliği olsa iyi olur. Çünkü Sovyetler Birliği burada en stabil kaynak olacak bizim için. Bir sivil vermenizin de çok da bir anlamı yok açıkçası. Political Power'ı burada birazcık biriktirebilirsiniz abi. Birazdan çünkü harcamamız daha değerli olacak. Gördüğünüz gibi Fox'umuz tam yarıdayken %13 World Tension'a çıktı abi. Ama önemli değil. Bunun için bitmesine izin vereceğiz. Ondan sonra diğer Fox yapacağız. Hemen yeni Fox'umuzu alıyoruz. Intervening Spanish Civil War. Bu bize %40 daha az World Tension'a savaş açabilme imkanını verecek. O da %10'un üstünde açabilmemiz demek. Non-aligned'ız çünkü şu anda. Birazdan tabii zaten faşist olacağız ama faşist olmadan önce de açabilmemiz için Fox çok iyi oluyor. Bu noktada planımızın bir parçası olarak Engineer Company 1'i araştırmanız güzel olur. Çünkü bunu biz Level 4 yapacağız abi. Çok kısa bir sürede. Bunun Türkiye'de yapılması için çok harika bir yöntem var. Göstereceğim size. Aynı zamanda yeni gelen 4. Research slotunuzda da uçak yapmaya başlamanız lazım. Bu noktada Small Airframe'i araştırmanız iyi olacaktır. Bu uçaklar bizim için çok kritik olacak yeni stratejimizde. Yeni bir şey buldum abi. Bu videoyu o yüzden çekiyorum zaten. İyi seyirler dedi. Bu noktada hazır researchlerimizde bir boşluk varken Improved Equipment Conversion dalgasını alabiliriz abi. Bu aşırı gerekli değil ama şu anda daha araştırabileceğimiz daha iyi bir şey yok. O yüzden bunu yapabiliriz. Yeni gelen faktörelerimizde silahlar 5'e ulaştığında burayı 7'ye tamamlayıp ondan sonra şuraya 2 verirseniz ekipmanınız olabildiğince iyi olur Bulgar Savaşı için. Gördüğünüz gibi oyunun başından beri artıları ürettiğimiz için bir tane faktör olmasına rağmen 400 tane biriktirebildik. Çok güzel bir şey bu abi. Şimdi askerlerimize support artıları verip bu savaşta sanki çok daha güçlüymüşlercesine savaşabileceğiz. Hemen o yüzden template'imize ekliyoruz abi support artıları. Ekledik. Save diyeceğim buradan hemen. Sonrasında da şurada görebiliyorsunuz army experience'ımız. Demin doktrin alabiliyoruz diyordu. Doktrin almanızı tavsiye etmiyorum ilk hamlede. İlk hamlede bunları doldurmanız daha önemlidir abi bence. Şunu almamıza şu anlık gerek yok. Çünkü zaten şu anda engineer'ımız yok cephede ama olacak yakında. Buradan da bir flexible organization almanız bizim gibi bir ordu için çok iyi olur. Türk ordusu çok hızlı ilerliyor çünkü bu oyunda. Tüm bufflarımız hızlı yürümekle alakalı. O yüzden bu kesinlikle bize uygun bir taktik olur. Fokusumuz bittiği anda hemen Bulgaristan'a sağ tıklıyoruz abi. Neymiş bu? Eski vilayetmiş. Conquer Burgas diyoruz. Bastık abi. Bu şimdi bize 90 gün içinde savaş açma etkisini verecek. Bulgaristan almakta hiçbir şey yok. Fakat Bulgaristan almakta bizim özel bir taktiğimiz var abi. Daha önceki videolarda da gösterdiğim. Burada da gösteriyor olacağım. Hem Bulgaristan hem de Yugoslavya'yı aynı anda almamızı sağlayacak bu taktik. Bu noktadan sonraki öncelikli fokuslarınız buradaki ordu tarafında olmalı ve bununla başlayacağız abi. Emrini verdiğimiz military faktörlerin bitmesiyle yeni military faktör yapmaya başlayabiliriz abi. Ankara ve İstanbul burada öncelikli olacak. Infrastructure'ı bir yerden sonra artırmaya çalışacağız. Burada İstanbul daha öncelikli bir yer mesela faktörü yapmak için. Dediğim gibi buradaki yolları geliştireceğiz abi. Buradan devam ediyoruz sonrasında. Modernizing the Army, bu da çok önemli. Diktirdiğimiz 300 Political Power'la buradan kaç tane toplam? 4 tane military faktörü yapacağız abi. Çok önemli bu. Bunu hemen basıyoruz ve bu bizim için bir sürü faktörü spamlayacak. Bu fokus abi oyunun en önemli fokuslarından biri bizim için. Öyle göründüğüne bakmayın yani. Küçük göründüğüne bakmayın. Çok önemli bir şey bu. Öncelikle bize track açmayı gösterecek. Sonrasında da 2 tane %300'lük support teknoloji gösterecek. Bununla beraber 4. seviyeyi yapabileceğiz abi. Engineer'larımızı çok hızlı bir şekilde. Fakat bu şu demek, şu an bunu yapmamalıyız. Çünkü elimizde şu anda bir seviye engineer research ediliyor. İkinci seviye research edilmeye başlandığında buna başlayabiliriz. O yüzden şimdi gidip şu taraftan hava okulunu yapacağız abi. Bunları yapmamızın sebebi de şu, bu şeye başladığınızda, army tarafına başladığınızda abi, burada yeni bir şey açılıyor ve buradan askerlerimizin üzerindeki debuff'ları kaldırabiliyoruz. Mesela şu, bizim yaptığımız fokuslar sayesinde kaldırabildiğimiz bir şey. Organizasyon debuff'ımız var şu anda ordumuzun üstünde. Buna basarak da bunu kaldırabiliyoruz. Bulgar Savaşı için bunlar gerekli değil, zorunlu değil. Ama Yugoslavya Savaşı için olmazsa canınızı çok yakabilir. O yüzden bunları yapın. Şimdi birazdan da bunu yapacağız. Bu da Expand'e Airbases'dan sonra oluyor. O da zaten burada abi. Sultan Kemal Paşa'yı kaybetmiş bulunuyoruz. Saygı duruşu abi. Paşa şimdi Recep Peker geçti. Recep Peker'in verdiği şeyler o kadar da kötü değil yani. Ama çok da aşırı bir şey vermiyor açıkçası bize. Önemli değil. Şimdi ilk hamlemiz birazcık political power biriktirip hemen extensive'e çıkmak olacak. Ondan sonra da şu ana kadar kullanmadığımız ama aslında çok önemli olan bu menüyü kullanacağız. Burada popülizm spamlayacağız abi durmadan. Çünkü manpower bizim için bir problem olacak bu run'da. Uzun süreli bir problem olacak. Bir yerden sonra çözülecek ama o noktaya kadar durumumuz böyle. Support artillery'nin içeri koyulmasıyla beraber bunların birazcık seviyesi düştü. Bunları hemen yeniden eğitiyoruz abi 3 seviyeye çıkarmak için. 3 seviyeye çıktıkları anda zaten durdurabiliriz eğitimi. Aynı zamanda şuradan şunu da aldık abi, bu da önemli. Ve de savaşımızı açmaya hazırız. Savaşımızı hemen açalım.
Bu noktada uçaklarımızı da geçireceğiz. Uçaklar bu noktada zorunlu değil. Ama neden olmasın, değil mi? Neden olmasın? Şöyle yaptım. Interface bug'lı ama çok takmayın onu. Önemli değil. Şimdi abi burada yapılacak ilk şey bunlara saldırı emri vermek. Bunlar bunları burada tutacaklar. Ondan sonra da biz getirmeyi unuttuğumuz donanmayı alacağız. Şuradan. Bunlara diyeceğiz ki beyler şuraya bir supremacy basar mısınız? Eyvallah. Bunlar hazır bu yeteneği basmışken de şuna basıp buradan geçeceğiz. Ve Bulgaristan tokat. Bunlara da birazcık manuel emir verdikten sonra abi buradan ittirmeye başlayacağız. Şurayı kırdığımız anda zaten Bulgaristan'ın herhangi bir şansı kalmıyor. Bunları da bu aşağıya indirsek aslında fena olmaz. Evet abi gördüğünüz gibi Bulgaristan'dan bir şey kalmadı. Bulgaristan'ın en önemli olayı şudur abi. Burayı aşmanız lazım. Şu iki provinse sıkışırsanız bitiyor zaten. Geçemiyorsunuz hiçbir zaman. Her neyse ikinci en önemli olay ise bunları öldürmememiz lazım. Bunların Yugoslav Savaşı'na kadar ölmemesi lazım. Yugoslav Savaşı'ndan önceki ilk hamlemiz de bunlara improve relations atmak olacak. Bunlarla 60'ın üzerinde relation'ımız varsa Yugoslavya'ya bir savaş açtığımızda her ne kadar %25'in üzerinde de olsa rebel tension bir şey demeyecekler. Bir tane daha çelik alabiliriz abi artık. Onu da hemen alalım. Bunları daha erkenden de alabilirsiniz ama ne kadar etkilediğini görebiliyorsunuz abi şuradan. Şuraya getirdiğinizde mesela Tungsten'imiz yokmuş ne kadar etkiliyor bizi gerçekten. -%7,5. Yani onun için bir tane faktörü verilmeye değmez abi. Şimdi Doctrine zamanı abi buradan Mass Assault gideceğiz. Bu erken oyunda bize manpower vermesi için kullanacağımız olan Focus 3. Pardon ne buna da Land Doctrine. Bunu sonradan değiştirebiliyoruz zaten. O yüzden merak etmeyin takılmayın çok. Bunu değiştirebiliriz sonradan. Bu noktada zaten faşiste döndüğümüz için ayrıca Fatherland First Focus'unu da yapabiliriz artık. Yeni gelen 3 Research Slot'umuzla hemen seçimlerimizi yapıyoruz. Öncelikle 1936 Airframe'ini bulacağız abi. Bu önemli yeni uçağımızı çünkü niye eski haliyle üretelim değil mi? Ondan sonrasında bunu yapacağız. Bu bize yeni silahın önünü açacak olan Research. Bu da çok önemli o yüzden. Sonrasında da bunu yapacağız. Bu da bize genel olarak askerlerimize buff vereceği için savaştığımız durumda çok değerli olacak bir Research olacak. Aynı zamanda Barbarossa ile gözden çıkarılmaması gereken bir şey bu Railroad'lar abi. Bunları yapmamız lazım. Railways'i alıyorsunuz, bir tane supply'a tıklıyorsunuz ve yolu çiziyorsunuz abi. Burada mesela ben bir yol çizmeye çalışıyorum şu anda. Neyse çizdirmiyor bana ama. Şöyle çizeyim o zaman. Kontrole basılı tutarsanız bir yandan en üste koyar. Ben basmamışım o yüzden en üste koymamış da. Önemli değil. Şuradan mesela ikinci bir tane yapalım. Kontrole basılı tutuyorum bir yandan. O yüzden tıkladığımda en üste gidiyor gördüğünüz gibi. Böyle abi. İngiltere'nin opinion'u 53'ün üzerine geçtiğine göre artık Yugoslavya savaşı açmaya başlayabiliriz. Makedonya'ya atalım mesela abi. Bu noktada Romanya'nın üzerinde garantisi var ama bu bizim için bir önem teşkil etmiyor. Çünkü bizde de zaten Romanya garantisi var. O yüzden Romanya ellemeyecek bu durumu. Sonrasında bunların artık saldırmasını da birazcık yavaşlatabilirsiniz. Kendimiz saldırtabiliriz artık bunlara. Bu ikinci orduyla abi yine bir çıkarma düzenleyeceğiz. Bu çıkarma da şuradan şu 3 provinsi olacak. Bunun için de güzel bir taktiğimiz var. Yugoslavya'yı almak kolay değil Türkiye ile özellikle bu haldeyken. Fakat bizim taktiğimizde bu olay bayağı kolaylaşacak. Onu da göstereceğiz şimdi. Fatherland First Focus'undan sonra buradan buna yapıyorsunuz abi. Bu bizim Kürdistan provinslerimizin daha az isyan etmesini sağlayacak. Böylece sıkıntımız azalacak o noktada. Askerlere emre atamayı unutmayın abi bu arada. Buna basıp kontrol ve sol tık yaptığınızda emre atayabiliyorsunuz. Şu anda emre atalılar mesela. Bu noktada Engineer Kampını 2'ye başlayabiliriz. Birazcık erken ama dediğim gibi o Fox'u yapmak istiyoruz olabildiğince kısa sürede. 4. seviyeye erişmek için böyle bir şey yapacağız. Improve Relations'larınızı yenilemeyi unutmayın abi burada. Bunlar önemli. Bunların düşmemesi lazım. Hemen yaptığımız Focus'un abi çok önemli bir etkisi var. Bizim buraya bastığımızda bu provinslere reconciliation dememizi sağlıyor. Bu da bizim çok güçlü bir occupation law'umuz. Bununla beraber buradaki isyan seviyesi çok azalacak. Aynı zamanda bunları lokal police force'a tutmak bir seçenek. Aynı zamanda civilian oversight'a tutmak da farklı bir seçenek. Ben bunları civilian oversight'a alacağım abi. Buraları daha rahat kontrol etmek istiyorum diyorsanız lokal polise tutabilirsiniz. Buysa sizin daha orayı daha hızlı anekslemenizi sağlayacak. Oyun ileri kısmında Compliance Advisor'ımızı aldığımızda. O yüzden bu bir seçim yani size bırakıyorum. Bu noktadan sonra 12 adalar fokusunu yapmanız önemli. Bu fokus bizim için çok değerli olacak birazdan. Aynı zamanda inşaatlara da hemen devam edelim abi. Bu noktada buraların hepsi dolu olduğu için Bursa'ya yapacağım abi burada military faktörlerimizi. Gayet güzel, sıkıntı yok. Bu noktadan sonra da birazcık yol yapabiliriz açıkçası buralara. Bunları 3'e çekelim en azından. Sonrasında hepsini 4'e çekeriz. Doktrinimizden ilerliyoruz abi.
Savaşımız açılmaya hazır. Şimdi o yüzden donanmamızı alacağız abi. Bunun başına da bir koyalım bir tane adam. Buradan şimdi amiral koyduk abi başına. Buradan şimdi denize açılacağız abi. Burada önemli bir dalgamız var. Önemli şey de şu. Buradan basmaya çalışırsanız süpremasi gitmiyor. O yüzden götürüp denizin ortasındayken basmaya çalışmanız lazım. Önemli bir durum bu. Bunu yapacağız abi. Oraya süpremasi basabilmek için. Tamam, buradan da basabiliriz. Fuel'umuz çok az olduğu için şu anda bize problem çıkarıyor. Bunun yolu da abi aslında bakarsanız uçaklarımızı almak havadan. Aynı zamanda da birazcık petrol aldığımız takdirde elimizde birazcık fuel olur. Bu fuel'la o istediğim şeyi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi biraz fuel'umuz oldu şimdi. Şimdi buraya yürütelim seni usta. Yürüsene lan. Bu noktada abi krom vereceğiz onlara. Krom bir işimize yaramıyor çünkü bizim. Aynı zamanda bastık bunu da gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi kendi bir yere gitsin. İtalya bizim offer'ımızı kabul etti. İtalya aynı zamanda burada military access istiyoruz. Bu da önemli olacak. Askerlerimiz çıkarmada onların topraklarını geri çekilebilecek böylece. Çok güçlü bir taktik gerçekten. Yeni silahı da buluyoruz abi hemen. Yeni silah erkenden başlamak istiyoruz çünkü. Burada artilleriyi 5 diyelim. Bir tane daha çelik alalım aynı zamanda. Bu kısımları zaten daha önceki videolarda gösterdim. Daha detaylı bir şey istiyorsanız. O videoları izleyebilirsiniz. Burada hızlı gitmeye çalışıyoruz. Ben şimdi Yugoslavya'yı alıp geri geliyorum. Savaşı açabildiğimiz anda açıyoruz abi. Ve buradan ittireceğiz şimdi. Öncelikle Bulgarları öldüreceğiz. Ondan sonra da bunların içine gireceğiz. Bulgarlar düştü. Bulgarları hemen aneksliyoruz abi. Hepsi bizim. İşte bu. Ondan sonra oyunu hemen durduruyorsunuz. Şimdi yeni cephe açıldı. Burada onların askeri şu anda çok yok. Sınırımız yoktu az önce onlarla teknik olarak. Şimdi ise sınırımız var. O yüzden şimdi onlar askerlerini buraya koşturmaya çalışacaklar. Siz bundan avantaj alıp abi hemen hızlı bir şekilde ittirmeye çalışmanız lazım. Buradan 4 askeri de şurayı hızlı bir şekilde geçmeye yollarsanız burayı belki ele geçirebilirsiniz. Adamların ne kadar hızlı geldiğine bağlı. Bu sefer mesela ele geçirebildik gibi duruyor. Güzel, güzel, çok güzel. Ondan sonra abi buraya adamlar askerlerini yığdıklarında buradan itememeye başlayacaksınız. Burada da yapacağımız çıkarmanın çok büyük önemi var. General size dur dediğinde durabilirsiniz. Şu anlık durmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi general artık dur diyor. Kırmızı ok çıktığında durun demek. Durduk o yüzden generalimizi dinleyeceğiz bu noktada. Yeteneklerini de kullandılar. O yüzden abi şimdi gemimizi denizin ortasına yolluyoruz. Petrol almayı da bırakıyoruz. Bu arada boşu boşuna oraya faktörü vermeyelim artık. Buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi süpremasiyi aldık denizin ortasında. Ve bunları yolluyoruz. Military access'imiz var zaten abi bunlarla. O yüzden hiç sıkıntı yok. Burada birazcık daha asker yapabilirsiniz adamlara destek olsun diye. Ama biz yapmadık onu bu sefer. Şunu da bulacağım abi bir yandan. Tamam bakın gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde takılıyorlar şu anda. Önemli değil hiç. Hiç sallamayacağız onu. Buradan koyacak kimsemiz olmadığı için şu an birini koymuyoruz. Eğiteceğiz oradaki adamı. Uçak şu an başlayabiliriz. Yapacağız uçağı. Savaştan sonra ben tasarlarım onu. Ve gördüğünüz gibi indik abi buraya. Buraya indiğiniz anda hemen dağcılara görev veriyorsunuz. Dağcıların görevi burada gidip port almaya çalışmak. Atlıların görevi ise olabilecek en çok pisliği çıkarmak olacak burada. Adamların topraklarına saldırıp onları saçma sapan yerlere çekmeleri lazım. Bu noktada hepsini farklı yerlere yollarsanız da daha da efektif olur bu. Başlattım abi zamanı yeniden. Ve bunu yaptığınız anda bunların hemen geri çekilmesine izin vereceksiniz birazcık. Geri çektiler askerlerine. Şimdi bu adamla agresif de saldıracağız abi. Çünkü orduyu artık dağıttılar şu anda. Biz hazır onlar dağınıkken ittirmeliyiz. Bu ittirmenin sonucunda bir sürü fabrika kaybedecekler. Bu kaybettikleri fabrikaları da bir türlü toparlayamayacaklar. Bu savaşın en büyük taktiği bu abi. Bu şekilde adamları kötü bir pozisyona sokuyorsunuz. İki cephede savaştırıyorsunuz. Sizin askerleriniz ölmüyor çünkü İtalyan sınırına çekilebiliyorsunuz bu noktada. Ama onların askerleri ölüyor abi. Yavaş yavaş tabii ki bu. Durum bu şekilde ittiriyoruz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bir yandan fokus ve faktörü de yapmamız lazım. Şunu artık yapabiliriz. Bunu demin yapamıyorduk. Yugoslavya üzerinde garanti olduğu için. O da önemli bir faktör oluyor orada. Çünkü Romanya ile Yugoslavya aynı anda yenmeniz çok zor, imkansız neredeyse. O yüzden öyle bir şey yapmadık. Birazdan Romanya ile savaşacağız zaten merak etmeyin hiç.
Bu şekilde abi durumumuz. Gördüğünüz gibi onları oraya yolladık. Burada iki tane dağcı. Burası çok korunabilir bir yer olduğu için güzelce tutabilir burayı bir süre. Buraya girebilir. Ama o gelene kadar zaten gitti orası. Önemli değil. Biz şimdi buradan yeni bir Naval Invasion yollayacağız. Aynı şey için. Dağcılarımız tabii kaldı sadece şu noktada ama sıkıntı yok. Yine de dikkat dağıtırlar abi onlar. Ve bunun yanında savaştığınızda dediğim gibi zaten İtalyan toprağına itileceksiniz. O yüzden sıkıntı değil. Askerlerimiz ölmediği sürece itilmelerinde bir problem yok yani. Ve gördüğünüz gibi Yugoslavya çöktü. Macaristan'a şimdi savaş açacağız abi. Macarlar az önce faşist oldular fokusları sayesinde. Ve şimdi o yüzden onları kimse korumayacak. %57 world tension'a geldik. Artık kimseye savaş açarsak onlar garanti yiyebilir herhangi birine. O yüzden gidip faşist olan birini açıyoruz ki garanti yemesin. Değil mi? Mantıklı. Şimdi hemen extensive conscription'a geçmemiz gerekiyor. Extensive conscription önemli olacak. Şu anda Macarlara dalıyoruz abi. Uçaklarımızı hemen tasarlayıp üretmeye başlamamız lazım yalnız. Bu noktada herhangi fazladan bir şey koymaya gerek yok abi. Ne kadar az üretim kostu olursa o kadar iyi bizim için. Çünkü biz olabildiğince fazla üretmeye çalışacağız sadece bunlardan. Naval Bomber spamlayacağız abi. Naval Bomber 15 tane faktörümüz olsa yeterli olur. Şuradan mesela silahlardan kesip birazcık oraya verebiliriz. Silahlardan tabii kesmek istemiyoruz ama bu noktada zaten yeni silahlara geçeceğiz birazdan. O yüzden onları üretsek daha iyi zaten. Fokuslarda da buradan aşağıya doğru iniyoruz. Aksis'e girme fokusunun dibine girip sonra onu yapmayacağız abi. İstediğimiz zaman aksise girdiğimizde direkt oradan yürümek istiyoruz. Yürüyebildiğimizde ama şu anlık öyle bir önceliğimiz yok. Durum bu şekilde. Evet abi hem Wargoal'umuz oldu hem de yeni silahları bulduk. İkisi de çok güzel haber. Yeni Wargoal'umuzun bulunmasıyla hemen savaşı açacağız. Fakat onun dışında şurada endüstride yürüdük abi. 39'un research'lerini bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Şunlara tabii yeni başladık ama yapacak bir şey yok. Onun dışında yapılması gereken Improved Artillery var abi. Bunu da hemen başlayıp yapmamız lazım. Ve de Macaristan'a girebiliriz abi. Yollayalım herkesi. Bu çok kolay bir savaş olacak zaten. Bu savaşın herhangi bir zorluğu yok. Yetenekleri bittiği anda itebiliriz açıkçası. Bundan sonra yapacağımız savaş da çok zor değil. Fakat önemli bir savaş. Bundan sonra yapacağımız savaş abi Romanya ve Yunanistan'ı aynı anda almak olacak. Ondan sonra yapacağımız şey ise daha da önemli olacak. O yüzden oyunun en kritik kısmına gireceğiz. Bu Türkiye için aslında bakarsanız harika bir opener. Yani benim yapmak istediğim şeyi yapmak istemeseniz bile bunu yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi Bulgaristan, Yugoslavya ve Macaristan'ı hiçbir şey kaybetmeden neredeyse aldık abi. Kaybımız ne olabilir sadece? Birazcık manpower kaybettik ki bu topraklara kesinlikle değer. Almanya'nın yanından bir Bulgaristan'ı çekmiş oldunuz, bir de Macaristan'ı çekmiş oldunuz. Üstüne şimdi birazdan Romanya'yı da çekeceğiz Almanya'nın yanından. O yüzden oyunun en güçlü ülkelerinden birini inanılmaz güçsüzleştiren bir şey bu ve sizi çok güçlendiriyor. Aynı zamanda tehlikesi çok az çünkü garanti yemeniz çok zor. Üstüne bir de gidip Axis'in yanında duracağımız için bize Axis de saldırmayacak. O yüzden yani Türkiye için oynanacak en güzel partlerden biri abi bu. Bu noktada doktrinin sağ tarafına gideceğimizi söylemem. Önemli çünkü burası manpower verecek abi bize. Burada %5 manpower alabiliyorsunuz. Bu bizim için çok kritik olacak. İleride kullanacağız bunu. Daha da çok military faktörü basıyorum abi. Artık Edirne'yi de bir endüstri mekanı yapıyoruz. Bunlar önemli. Bunlarla silah üretimine devam edeceğiz. Şu anda uçaklara odaklandık güzel bir şekilde. Çünkü şu anda kaynak alabiliyoruz istediğimiz yerden. Ve bu uçakları güzel biriktirmemiz lazım. 500 tane falan olması gerekiyor bizim yapacağımız şey için. Bu uçaklar çok kritik abi. Aynı zamanda artık borçlarımızı da ödeyeceğiz abi. Bu birazcık tabii üretim hızımızı azaltacak kesinlikle. Ama yapacak bir şey yok. Bunları ödememiz lazım. Bunları ödediğimizde çünkü ülkemizin üzerindeki bir yük daha kalkmış olacak. Şu anda bizi yavaşlatıyor onlar. Bu şekilde abi ondan kurtulduğumuzda çok iyi olacak. Aynı zamanda maintenance company'leri de araştırıyorum gördüğünüz gibi. Maintenance da koymayı düşünüyorum abi çünkü division'ların içine artillerimizin azalmasını birazcık yavaşlatır diye düşünüyorum. Aynı zamanda artilleri bufflamaya da devam edebiliriz. Onun dışında yeni artilleriyi de açtığımız için buradan da verelim. 2000 tane var abi elimizde şu anda gördüğünüz gibi. Çok iyi bir haber bu. Onun dışında savaşı ne zaman açacağız derseniz Almanya şu anda Çekoslovakya'yı ilhak etti. Almanya Çekoslovakya'yı almışken biz onlardan daha çok toprak aldık şu anda. Ki Almanya bu dediğimiz kişi. O yüzden çok güzel ilerliyoruz abi şu ana kadar. Fakat Polonya'yı alacaklar abi birazdan. Polonya'yı aldıklarından sonra Benelux'e girecekler. Benelux'e girdiklerinde ve sonrasında Fransa'nın içine adım attıklarında işte o zaman
Biz Yunanistan'a şey yapmaya başlayacağız abi. Casusluk atmaya başlayacağız ve ondan sonra da Romanya'da o savaşa karşı katılacak. Çünkü garanti ediyorlar Yunanistan'ı. Böyle bir durumda da biz istediğimiz her şeyi toplamış olacağız bu noktada. Ondan sonra da gidip başka bir şey yapacağız. Onu da söyleyeceğim birazdan. Bu noktada Engineer 2'yi bulduğumuz için aynı zamanda bu Focus'u artık yapabiliriz. Bu Focus gayet güzel bir Focus. Yaptığımız Focus'un bir sonucu olarak truckları artık araştırabiliyoruz abi. Buna hemen başlayalım. Bu önemli bir şey. Bunu yapmalıyız. Aynı zamanda buradan sadece 190 gün süren 2,5 yıl ileri olan teknolojiyi hemen alıyoruz abi. Bu çok önemli. Bundan sonrakinde yapacağız. Bu noktada yavaştan artık asker üretsek güzel olur. Bize yaklaşık 30 tane iyi olur abi. Bunları şimdi küçük bir haldeyken yapacağım. Yere indiklerini de değiştireceğim. Şu anlık bunlar çok büyük değiller. Bunların içine bir tane engineer company koyacağız aslında bakarsanız. Save'leyeceğim bunu. İşte bu. Silahımız yetersiz diyor da silah biz yetereceğiz bir şekilde. Sıkıntı değil abi. Uçak biriktirmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Rubber'ımız yetersiz diyor ama rubber birazcık daha alacağız zaten. Araba da yapmak istiyoruz çünkü. Araba da yapacağız. Onlar bize lojistik olarak yardım edecekler. Gerekli abi onlar. Girdiler. Tamamdır. Kuralımız doldu. Hemen abi buradan Trace'e atıyoruz. Selanik'i geri alacağız. İngilizler garantiyi attı. İngilizlere karşı olan garantiden bir şey olmaz. Fransızlar atsa sıkıntıya gireriz. Fransızlar da atmayacak diye düşünüyorum. Şimdi hemen bu fokusumuz bitsin. Göstereyim abi size onun ne olduğunu. Aynı zamanda research'lerimize de devam ediyoruz. Improved anti-air'ı da bulalım. Bu bittiğinde abi zaten üzerimizde İngiltere garantisi olacak. Çok değerli bir şey bu. Bu İngiltere garantisiyle beraber de istediğimiz gibi dalabileceğiz Yunanistan'a. O yüzden hiç sıkıntı yok. Aynı zamanda ordumuzu da indirelim artık. Çünkü bunlar bize lazım olacaklar. Bunları abi Romanya sınırına koyacağız. Şöyle yaptığımızda bunları şimdi uncertain times abi. Evet hiçbir şey belli değil. Romanya sınırına koyuyorsunuz bunları. Bunlar dağılıyorlar böyle güzelce. Bu noktada şu elemanlara da mesela bizim anakarayı savunursak fena olmaz. Buraya 3 kişi şuraya şöyle. Buradan da bir adam ver. Tamamdır. Bunu da verdik mi? 2'ye 2. Onlar orayı tutsunlar. Önemli abi. Onun dışında asıl ordumuzu, güçlü ordumuzu da Yunan sınırına yolluyoruz. Bu herifler şimdi Yunanistan'ın içinden geçecekler abi. Bu Yunanistan'daki savaşı çok hızlı bir şekilde bitirip Romanya'ya dönmek istiyoruz. Amacımız bu. Yine bitmesiyle beraber abi bunun savaşımızı artık açabiliriz. Size de kanıtlayayım abi. Gördüğünüz gibi potential enemies'de İngiltere yok bile. Neden? Çünkü ikimizi de garantilediği için. Bu oyun böyle çalışıyor. Bize savaş açmayacaklar abi. Onun dışında şimdi sonraki fokusumuza geçelim. Burada Host Exiled Scientist yapabiliriz abi. Research Speed veriyor. Her zaman iyidir. Ondan sonra şu ikisini yapıp Axis'e gireceğiz. Burası aslında en güçlü fokuslarımızın olduğu yer. Şurası bize zaten istediğimiz advisor'ı verecek. Bu bize daily compliance gain ile her yeri annexleme yetkisini verecek. Turanın en güzel kısmı zaten bu. Buna birazdan geçeceğiz abi. Şimdi ise burada iki taraflı bir savaş yapmamız lazım. Oyunun en zevkli savaşlarından biridir. Burayı ben göstereyim o yüzden size. Şimdi abi Romanya savaşa katıldı. Önemli değil. Buradan şimdi hemen ittireceğiz abi. Selanik'e girmeye çalışıyoruz. Selanik'e girmemiz buradaki en önemli özellik. Bu sembol çıktığında bu arada itilmiyor adamlar. Ölüyorlar sadece. O yüzden hiç şey yapmayın. Niye ittiremiyorum falan diye gerilmeyin. Gördüğünüz gibi ittirdik orayı. Portu da aldık abi. Bu port Selanik portu. Bu bütün şeyin tek portu. Bütün bu toprakların. O yüzden hemen buradan temizliğe temizliğe ilerleyeceğiz. Romanya tarafından çok itilmemeniz önemli. Birazcık itilebilirsiniz. Çok itilmeyin. Bunların başına mesela bir general versek çok daha güzel olurmuş. Verelim abi şimdiden. Tamamdır. Burayı temizliyoruz şimdi. Gayet güzel. Engineer Company 3'leri de açtık. İçlerinde engineer var bunların değil mi? Var abi. Tamamdır. Ondan sonra bu elemanlara da ittirmeye devam etmelerini söyleyeceğiz abi. Seri bir şekilde yürüsünler. Aynı zamanda buradan supply da basabiliyoruz. Şu an basmayacağız ama şu an supply ile ilgili bir problemimiz zaten yok. Çünkü gördüğünüz gibi ittiriyor Romanyalılar baya. Buraya birazcık daha asker basabilirdik. Az tuttuk onları bu sefer. Sıkıntı yok. Bunları hemen şimdi hızlı bir şekilde ittirmelerini söylüyoruz abi. Ben hatta buradan yardım da edebilirim manuel bir emirle. İşte bu. Burada karşımıza adamlar çıkacak ama önemli değil. Ben şimdi mesela şu dörtlüyü alayım. Bunları götüreyim abi. Siz gelin beyler benimle. Bunları şimdi Atina'ya sokacağız. Ondan sonra buradan 3 kişi daha ver bana. Bunları da oraya yollayayım. Bunlar 3'ten biraz fazla oldu ama sıkıntı yok. Tamamdır abi onları oradan kestik. Buradan Kalamata'ya yürüsünler. Argos'a gitsinler.
Zaten kapitüle olacaklar birazdan. Chalkis'e girin abi siz de. Amandır. Burayı da alın. Burayı almazsak çünkü geri dönerler bize onlar oradan. Sonra da şuraya gideceğiz. Evet abi yaklaşıyor Romanyalılar gitgide. Ve de Yunanistan düş oğlum. Düştü. İşte bu. Şimdi abi Yunanistan'ın donanmasını almayı unutmuyoruz. Ondan sonra da hepsini aneksiyoruz zaten. Klasik. Turan da her yeri aneksiyeceğin abi. Olayımız bu. Confirmledik. Tamamdır. Gördüğünüz gibi gelmişler abi bunlar buraya kadar. Hemen bunları buraya koyuyoruz şimdi. Ve buradan ittirin diyeceğiz bunlara. Bunlar ittirecekler abi bunları. Hemen koşalım gençlik. Bunları aynı zamanda şimdi bir artillery de basabiliriz. Ne kadar artillery'miz varmış? 3K'mız varmış. O zaman 7-2 bile yapabiliriz bunları açıkçası. Yapalım abi hemen. Aynı zamanda bunlara ben Engineer Company de vermek istesem ne dersin bana? Support ekipmanımız yok diyor. O zaman verme usta. Sonra verebiliriz. Çünkü zaten problem değil. Bunların hızlı bir şekilde buraya gelmesi, burayı hemen temizlemesi lazım. Yani bir 100 karası şu anda bu kadar gelmiş olmaları bile ama kusura bakmayın hemen ittireceğiz onları geriye. Önemli değil, önemli değil. Buradan hemen fokusumuzdan, doktrinimizden yürüyelim. Bunlar boş kalmış. Excavation'ları sonradan alıyorum abi. Neden? Çünkü kaynağımıza zaten erişim yok Türkiye olarak. Birazcık kötü o durum ama yapacak bir şey yok. Buradan hemen ikinci şunu da alayım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bak tak düzelttik abi hemen. Magic, magic. Hemen çözdük abi o işi. Buradan ittiriyoruz şimdi. Bu karesi de girmek üzereyiz zaten. Gayet güzel. Bu elemana bir şey basmadığımı görmüşsünüzdür. Bu eleman çünkü maraşelimiz olacak birazdan. Ondan ona bir şey basmıyoruz. Durum bu. Onun dışında uçaklarımızı biriktiriyoruz abi. 450 tane uçağımız olmuş. Çok güzel. O uçakları bir yerden sonra kullanmayacağız. O yüzden o kadar faktörüyü de onlara basıyor olmamız şu anda. Birazdan bir sürü bedava boştan faktörümüz olacağı demek. O işte çok iyi. Şimdi buradan çok ittirmemeniz lazım abi. Şöyle bir durum var. Buraya kadar düzlüktü. Şimdi birazcık daha çıkacak önlerine. Üstüne şöyle bir durum var. Buraya çok girerseniz Sovyetler kıllanmaya başlıyor. Bu herifler ne yapıyor lan diye. O yüzden burada çıkıyorsunuz abi buradan. Bu herifleri yine daha taktiksel olan Kluj'a doğru yolluyorsunuz. Burada adamların başkentleri, bir sürü şehirleri falan var. Buraya yürüyün beyler. Buradan itsinler şimdi. Ordunuzu bu şekilde mikrolayabilirsiniz abi. Her ne kadar bir adamı yönetmiyorsam da yine de mikroluyoruz ordumuzu değil mi sonuçta? Sovyetler Finlandiya'ya da girdiler. Finlandiya'ya Sovyetler girdiğinde size az çok aslında Romanya'yı bitirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Romanya'yı da şimdi bitireceğiz zaten. Haydi ustam, haydi ustam. Kıralım, kıralım. Buradan bir force attack de basabiliriz. Fena olmaz diye düşünüyorum şu noktada. Aynı zamanda arabalarımız da var. Arabalarımız ama şu anda çok yok. O yüzden harcamak istemiyorum bu savaşa. Bu savaşı arabasız da kazanırız çünkü. Arabaları nasıl kullanacağınızı da göstereceğim abi bu videoda. Oyunu gerçekten öğretmek için güzel bir video oldu bence kesinlikle. Kluj'u bir alsak artık çok güzel olacak. Kluj'u bir alalım abi. Şöyle bir destek olayım ben de. Kenardan kapatın. Öyle saldırın. Tamam. Birkaç yerden saldırırsınız çünkü bu oyunda çok büyük buff oluyor. Ve de gördüğünüz gibi Romanya çöktü. Hepsini al diyeceğiz ilk önce. Sonrasında değiştireceğiz merak etmeyin. Hepsini alıp geçmiyoruz Romanya için. Farklı durum. Romanya'da donanmayı aldım oradan. Donanmayı da alın. Romanya'da şu 3 provinsi abi almayacaksınız. Eskiden alıyorduk ve Sovyetlerin bize saldırmasını sağlıyorduk erken bir şekilde. Şu anda bu zamanı başka bir şey yaparak harcayacağımız için sadece bunu değiştiriyoruz. Eğer yapmak istediğim şeyi yapacağım şeyi yapmak istemiyorsanız bu 3 provinsi almayın ve güzel bir ordu hazırlayın ve Sovyetlerle bu şekilde savaşın. Çünkü şu anda Sovyetler güçsüz ve Almanya ile beraber yenmeniz kolay olacaktır. Bizim yaptığımız şey ise bunu bir yıl kadar erteleyip ondan sonra da almak olacak Sovyetlere. Sovyetler bir tık daha güçlü olacak ama bizim taktiğimiz de bayağı iyi yani. O yüzden tavsiye ederim. Tamamdır abi bunları direkt bırakıyorsunuz burada. Confirm diyorsunuz çıkıyorsunuz. Şimdi ise çok önemli bir şey yapmamız lazım. Öncelikle bütün donanmalarımızı alıp bu donanmaları Almanya'ya yollamamız lazım abi. Almanya'dan şimdi hemen bir docking right istiyoruz. Bunları alıp şuraya yollayacağız abi. Bu aksese girmeden önce olması lazım. Çünkü yoksa sizi buradan geçirmezler. İngilizler sahip çünkü buradaki olaya. Ama buradan geçtik. Buradan geçtiğimize göre artık aksese de girebiliriz zaten. Burada join the aksese zaten bir tane kalmış sadece.
Onu da yapacağız şimdi. Artık anlamışsınızdır herhalde ne yapacağımızı. O yüzden direkt söylüyorum abi. İngiltere'ye çıkacağız. İngiltere'ye çıkmamız da nasıl olacak derseniz şaşıranlar elbet vardır. Abi göreceksiniz. Olay düşündüğümüzden çok daha basit. Naval Bomber'ı alıyorsun abi. Naval Bomber'lar tabii ki İngiltere donanması tamamını yok etmeyecekler ama Naval Bomber'ları o şekilde koyduğunuzda abi donanma yavaş yavaş bombalandıkça bazı gemileri yeniden tamire yolluyorlar, bazılarının benzini bitiyor falan filan derken kısa bir süreliğine buradaki yeri boş bırakacaklar ve biz o boşlukta hemen tak atlayacağız buraya. Küçücük donanmamızla beraber karşıya geçeceğiz ve Allies'i yeneceğiz abi. Aynı zamanda abi bir süredir ertelediğimiz war ekonomiye geçişi artık yapsak çok iyi olur. Bir gün geçmesini bekledik. Şunu da yapalım bu arada, onu da unuttuk. Ve sonrasında abolish etatizm dedik ve de o gitti işte abi. Sonrasında war support da bassak güzel olur. Aynı zamanda popülizm de basmayı imal etmiyoruz. Worsening recession dalgası da gidiyor hemen bunu yaptığımız için. Artık savaşa katılabiliriz abi Allies'a karşı olan. Bu savaşa katıldığımızda da artık yavaştan şeye başlayacağız. Ne onun adı? Çıkarmaya hazırlanmaya başlayacağız. Direkt katılalım abi. Burada beklemediğimiz kimse yok açıkçası zaten. Buradan şimdi çıkarma emrimizi verelim. Bir gün geçmesini bekledim. Böyle koyacağım. 3-3 yolluyorum. Neden derseniz. Yani hazırlanması ve adam çokluğu dengeleyen bir şey yapmaya çalıştım açıkçası. Şimdi buradaki havaalanına da abi elimize ürettiğimiz tüm Naval Bomber'ları alacağız. Bunların hepsini de İngiliz Channel'ına sokacağız abi. Şu şekilde Naval Strike'a koyuyorsunuz. Port Strike'da yapsınlar hadi bir yandan. Fena olmaz. Evet abi buradaki gemileri bombalayacaklar. Şimdi bombaladıkça da buradaki süpremasi bir şeyin altına düştüğünde biz bizim elemanları yollayacağız. Şu anda tabii yollayamayız çünkü şu anda daha hala hazırlanıyorlar. 21 gün sonra ilk yollayışımızı yapabiliriz. Zaten şu anda yollamak gibi imkanımız yok. Çünkü adamlar daha donanmayı çekmediler buradan muhtemelen. Bir sürede çekmeyecekler bu arada. Bu çekmeyi bekleyeceğiz abi. Oraya biz donanmamızı şimdiden bile basabiliriz. Naval Support bastığında zaten sizin şey olana kadar gemiler porttan çıkmayacaktır. O yüzden tehlikeye atmıyorsun gemini böyle yaptığında. Hiç sıkıntı değil yani. O yüzden bu emri de şöyle verirseniz olur da olursa bu şey ki olacak diye düşünüyorum. İnşallah olacak yani. Denediğim her seferinde oldu. Direkt çıkacaklardır abi diğer tarafa. Siz bu okun çalıştığını gördüğünüzde direkt buraya bakmanız gerekir. Onun dışında bizim asıl yapacağımız şey ise çıkarma yiyeceğiz muhtemelen ve biz bu çıkarmayı savunmaya çalışmalıyız. Sadece 12'likte savunmamız bir tık zor ama bize yardım ederler zaten burada. Aynı zamanda research'larda artık 3. seviye silahları buluyoruz ve aynı zamanda 3. seviye endüstriler araştırıyoruz. Bu Engineer Company 4 bir yerimizi kaplıyor maalesef ama yapacak bir şey yok. Çok ileri bir teknoloji olduğu için uzun sürecek bulmamız. Ama günün sonunda 3 yıl erken elimizde Engineer Company 4 olacak. Bu da bizim herhangi bir cepheyi tutmamızı sağlayacak açıkçası. Abi en önemli doktrinimizi de almış olduk. Recruitable Population %5 veriyor bu. Reinforce Rate %15 veriyor. Ve Combat Within'i azaltıyor. Her şeyi mükemmel. Bu doktrine geldiğinizde zaten artık doktrinden istediğiniz her şeyi almış oluyorsunuz. Şu anda bir sürü Population kazanacağız. Manpower kazanacağız. Aynı zamanda ordumuzun genişliği azaltıldı. O yüzden bir genişliğe artık daha çok asker sığdırabileceğiz. Süper bir şey bu da. Cephe Savaşı'nda çok yardım ediyor. Ve de gördüğünüz gibi okumuz yeşil oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Gidiyoruz demek abi. Hemen burada bir inşaat yapayım ben. Evet abi inşaatı boş verin artık. Zamanı gelmişti değil mi? Zamanı gelmişti. Çıkalım abi. Neymiş bu adanın üstünde ne varmış bu kadar korumak istedikleri bir öğrenelim. Abi hayır diyeceğiz bu arada. İtalyanların ultimatumuna hiçbir şey yapamazlar. Korkak İtalyanlar. Evet abi şimdi burada bir yere indiysek hemen oraya şu 12'liyi yollayalım. Bu 12'liğin buradaki şeylerini istiyorum ben. Onu da nasıl yaparız? Şunu kapatırız. Aynen yaptık. Şuradan da No Divisions, 12 Divisions koydum oraya. Bir port daha aldığımızda diğer orduyu da yollayacağım. Yürüyün beyler geçin oraya hemen. Hemen geçin oraya beyler. Hemen. Bir port daha almış bulunuyoruz bu arada. Oraya da bunların geri kalanını yollayacağım. Çok asker yığmak istemiyorum ama iki portumuz var ve birkaç tane daha alabiliriz hızlı olursak. O yüzden hızlı olalım değil mi? Evet abi koşalım. Haydi beyler. Koşalım beyler. Seri olalım beyler. Haydi beyler. Buradan hemen supply'da basacağım askerlerimize. Neden olmasın değil mi?
Aynı zamanda şuna bir bakalım abi. Bunların hepsine araba verebiliyor muyuz? Göreceğiz şimdi. Şurada gözükecek. Veremiyoruz. O yüzden hemen şöyle yapalım. Yarı motorize olsunlar. Olabiliyor öyle olunca süper. Gerizekalılar bakın burada bir şey yapmışlar. Burayı niye bıraktınız oğlum? Burayı kim bıraktı? Burayı kim bıraktıysa kellesini istiyorum abi. Çok sıkıntı burası. Burayı unutmayın. Tamam mı? Buraya saldırsın hocam. Bu dörtlü oraya gitsin. Harika abi. Burayı yendiğimiz anda bu arada ne olacak göreceksiniz. Bu arada çıkarma yemişiz. Hemen çıkarmayı savunmalıyız. Çıkarmaya savunmaya zaten bizim arkadaşlar geliyormuş. Sıkıntı yok o yüzden. Biz de yardım edeceğiz hemen şimdi burada. Zaten bir kişi yollamışlar. Tamamdır. Aynı zamanda Expeditioner'i de alırız. Expeditioner'ileri de şöyle bir yeni bir ordu yapalım. Başlarına bir Alman çakalım. Maraşal'e bağla. Bunlara garnizon emri verelim. Olur da bir sıkıntı olursa bu Almanlar içten bizi çökertebilirler yani. Neyse önemli değil. Buradan alıyoruz abi gördüğünüz gibi. Çok az kaldı. Yıllarca uğraştık bunun için abi. O kadar abartmayayım da. Son yamada bunu bir türlü yapamamıştık. Sonunda Allies'i indirmenin yolunu buldum sizler için. Abone olmayı unutmayın abi. Gerçekten çok güzel bir yol bu. Oyunun erken bir safhasında yaptığımız için bunu işimizi çok kolaylaştıracak gerçekten. Ve gördüğünüz gibi Allies düştü. İşte bu. Şimdi bu anlaşmada bizim çok fazla war participation'ımızın olmaması büyük bir problem olacak. O yüzden istediklerimizi almak için güzel anlaşma yapmamız lazım. Masada kaybetmememiz lazım. Şimdi burada şunu göz önünde bulundurmanız gerekir abi. Biz ele aldığımız yerleri annexleyeceğiz. Ve bu annexleme olayı bizim için bir yerden sonra kora dönüşmeleri demek oluyor. Çünkü bizde Turan Advisor'ı var. O yüzden aldığımız yerlerde kaynak varsa biz onları çok güzel kullanırız. Aynı zamanda nüfus varsa onu da çok güzel kullanırız. O yüzden mesela bu provinsi kesinlikle almak istiyorum. Burada isteyebileceğiniz her türlü kaynak var çünkü. Onun ötesinde Endonezya'yı almak isterim çünkü burada popülasyon var. O da çok değerli bir şey. Hindistan olabilir belki. Onun da ötesinde Kanada'yı almak istiyoruz abi. Kanada'yı almak istememizin sebebi ise Meksika'da girse iyiymiş bu arada. Kanada'nın Amerika'ya aksesi var buradan. Ve bu akses çok önemli abi. O yüzden buradan kesinlikle toprak istiyoruz. Hepsini almak zorunda değiliz. Hatta daha bile iyi olabilir Alaska ile sınırımızın olmaması. Ama buradan toprak almalıyız. Sonuç bu. Ben biraz bir tartışayım bu elemanlarla. Sonra bir döneyim size. Evet abi. Şimdi size anlaşmamızı göstereyim. Yaptığımız anlaşma şu. Kanada'nın bu kısmını biz aldık. Şu kısım Amerika ile yine sınırı olacak Alaska yüzünden. Burayı almak istemedim. Gerek yok. Kanada'nın bu kısmı bize yeterli olacak zaten emellerimiz için. Sonrasında Hindistan'ın yarısını alabildik abi. Geri kalanını aldırmadılar bize. Dediğim gibi çok fazla savaş participation'ımız yoktu. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Biz bunlar bu savaşta participation kasarken buraları aldık. O yüzden bunlar da aslında fena bir ödül değil bizim için. O yüzden güzel yani abi gayet. Savaş için çok önemli olmuş olsak da aşırı fazla toprak alamıyoruz maalesef burada. Toprakları söke söke sonradan alacağız. Hiç merak etmeyin. Bu noktada şurayı alamadım abi maalesef. Çünkü puanımız yetersizdi bunun için gerçekten. Belki bu savaş için birazcık daha puan kasmak bir mümkün olabilir. Puan farmlamayı belki yapabilirsiniz. Ama şu anda bizim başka bir amacımız olacak. Sovyetlerle savaşa girmek olacak. O savaş için ne kadar hazırlanma süremiz olursa o kadar iyidir diye düşünüyorum. O yüzden bu anlaşmayla ben mutluyum abi. Tamamdır dedik. Şimdi ise dediğim gibi Ruslarla savaşmaya hazırlanacağız. Bakalım nasıl olacak diyelim. Ben size döneyim abi savaş planlarımızda. Birazdan açacaklar çünkü savaşı Almanlar. Biz de bu savaştan güzel pay çıkarmak istiyoruz. Güzel savaşacağız biz de. Bir sürü manpower'ımız var şu an. Bir sürü ekipman biriktirdik. Asker basacağım. Ve Almanlardan daha bile çok toprak almak istiyorum gerçekten. Böyle. Şu anda güzel hazırlanacağız bu savaş için. Ve aynı zamanda şu zamana kadar bu elemanı kullanıyorduk burada. Bu bize ekstradan political power veriyor. Improved relations veriyor. Fena değil yani. Aşırı önemli değil ama. Bu noktada ise ülkeyi yavaş yavaş koçlara satmaya başlayacağız abi. Neden derseniz. Burada bu elemanın alternatifi olan bir industrial monopoly dalgası var. Bu bize üretim hızı olarak çok güzel katkı sağlayacak. Dünyadaki tüm ülkelerden daha iyi bir endüstrimiz olacak abi. Elimizdeki faktörü sayısı az olsa da ve fazla olduğunda bir faktörü sayısı gerçekten uçmaya başlayacağız. O yüzden bunu yapacağız abi şimdi. 250 political power dolduğunda. Onun dışında bir de bir tane intelligence agency kurup artık yavaştan o işleri öğrenmemiz lazım. Çünkü Sovyetler Birliği için collaboration government'dan bahsediyorum abi burada. Collaboration government yaptığınızda ülke normaldekinden daha az kapitülasyon oranındayken bile kapitüle oluyor. Yani daha az victory point almanız gerekiyor. Bu oyun böyle işliyor biliyorsunuz. Bunlar victory point'ler. Bunlardan %80'ini mi 90'ını mı kontrol ederseniz adamlar kapitüle oluyor.
Bu noktada ise biz bu oranı düşürmek için collaboration government kurabiliyoruz. O da buradaki şeyden yapılıyor. Bunu da gösteriyor olacağım nasıl yapacağınızı. Aynı zamanda Irak'a gireceğiz abi. Anlarsınız, biliyorsunuz, olur böyle şeyler. Giriyoruz abi, izleyin. Bunu açmanız yetmiyor abi. Bunu 5 kere geliştirmeniz lazım. Bunları burada 5 kere geliştiriyor olacağız. Bunlar civilian faktörü kullanıyor ama zaten bayağı sivilimiz var şu an. O yüzden sıkıntı yok. Noktada Irak'ı aldık zaten abi taktiğe. Hemen hepsini anneksliyoruz. Burası artık bizim. Gayet güzel. Noktada elemanı gidip şuraya koyacağız. Aynı zamanda yeni orduyu da çıkardım ve eğitiyorum abi, gördüğünüz gibi. Evet abi, İran'da almış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Topraklarımız gördüğünüz gibi birleşti. İnanılmaz upuzun bir şeye dönüştük gerçekten. Ve aynı zamanda Almanlar açtılar abi savaşı. Gördüğünüz gibi biz de hemen o yüzden askerlerimizi cepheye koşturuyoruz. Hızlı bir şekilde katılmalıyız savaşa. Hadi bakalım. Evet abi, savaş planlarını çizerken istediğimiz advisor'a ulaşmış bulunuyoruz. Burada Silent Workhorse yerine alacağım abi onu. Neredesin sen? Panturkik Doyan, hoş geldin hocam. Hemen Occupation Law'umuzu da bir doğrulayalım abi. Doğru şey demeyiz. Lokal polis force değil, civilian oversight olacak herkes. Tamamdır, bu bize zaten bayağı bir manpower açmış bulunuyor. Bu noktada yeniden bizim mekanı, neredesin sen? Bunları yeniden reconciliation alalım. Çünkü yanlış olur yoksa. Ve daha piyade tümenlerimizin içine birazcık daha asker mi soksak acaba? Birazcık genişletebiliriz. Manpower'ımız var, silahımız var değil mi? Silahımız o kadar çok yokmuş aslına bakarsanız. Bir tane yeter. Tamamdır abi. Bu şekilde durumumuz. Az sonra giriyorum ben de savaşa abi. Haydi bakalım diyelim. Cephelerimiz şu şekilde. Burada abi bizim asıl en baba ordumuz var. Bu en baba ordu. En çok şeyin olduğu, ne onun adı? Victory Point'in olduğu önemli noktaya giriş yapıyor olacak. Sonrasında en çok askerimizin olduğu cephe Kafkas cephesi. Burada o adamlar çok asker yığmıyor genelde. O yüzden güzel ittirebiliyoruz. Burası da çok güzel bir ittirme cephesi olacak. Sonrasında abi bizim her zaman yaptığımız klasiktir. Kazım Karabekir ve Cehennem'in atlıları burada Orta Asya'dan yardırıyor olacak abi. Haydi bakalım diyelim. Bütün ordumuzun ihtiyacının yetebileceği kadar arabada yapmış bulunuyorum zaten. O yüzden araba kullanıyor olacağız. Herhangi bir derdimiz yok o konuda. Support ekipmanı konusunda birazcık dertliyiz ama o işi çözeceğiz diye umuyorum yakın zamanda. Onun dışında bunları da fullleyelim abi. Bu noktada bir yandan Improved Anti-Air da üretmek istiyordum. Bu savaşa yetişmeyecek gibi duruyor ama. O yüzden şöyle yapacağım. Taktiksel bir şekilde onun üretimini şu anlık diğer yerlere ayıracağım. Şu an onu üretmemize gerek yok çünkü. Ve de bu şekilde olacak abi. Tamamdır. Sonrasında onu da yeniden koyarsak yine üretiriz. Bu savaş uzun sürecek abi. Bayağı uzun sürecek. Bu videonun bakalım ne kadar gideceğiz göreceğiz ama büyük bir kısmı olabilir burası veya küçük bir kısmı olabilir. Göreceğiz abi bakalım. Hani savaşa katılmış bulunuyoruz abi. Tüm cephelerden saldırın emri veriyorum. Aynı zamanda Kazım Karabekir Paşa'ya da saldırı emri veriyorum. Ve de başlamış bulunuyoruz. Haydi bakalım sonumuz ne olacak abi. İtalyanlar bize askerlerini vermişler. İtalyanların askerlerini de alıp hemencik ölebilecekleri rastgele bir yere yolluyoruz. Örneğin İran'ın şu kısmı güzel duruyor. İyi eğlenceler çocuklar. Onun dışında haydi bakalım abi, ittireceğiz, yardıracağız. Bakalım, ben size yavaş yavaş haber veririm zaten neler olduğu ile ilgili. Division template'imiz şu anda bu. Savaş süresince üretimimiz bayağı artacak. O yüzden bu division'ı nasıl değiştirirsek gösteririm abi. Çok bare bones yani. Çok bir şey olmayan içinde bir division. Ama minimumla görevi yapacağını düşünüyorum açıkçası. Şu anda saf güçle zaten ezeriz Sovyetleri. 41'deyiz abi, daha oyun hiç geç değil. Ve oyun bu seviyedeyken Türkiye'nin bu şekilde bir ordu getirmesi buraya bu adamları bayağı öldürtecek yani açıkçası. Abi bu noktada çok hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben direkt enter'a basıp izlemek istiyorum sizlerle beraber. Abone olmayı unutmayın demek istiyorum aynı zamanda. Bu video için bayağı uğraştım. Umarım hoşunuza gitmiştir abi. Neyse ben çok konuşmak istemiyorum burada. Bayağı bir şeyler oluyor çünkü gördüğünüz gibi. Kafkas cephesine ilerliyoruz. Daha çok asıl baba adamımızın olduğu yerden ilerliyoruz ama o adam manyak bir şey çünkü. Çok güzel ittiriyor şu anda orayı. Kırım'a özel emirler vermemiz gerekecek ama Kafkaslardan da çok güzel ittiriyoruz. Burada tren yollarıyla benim destek olmam çok doğru olur. O işi yapacağız o yüzden. Şu anda sadece uzaktan izlemek hoşuma gitti açıkçası. O yüzden izliyorum. Aynı zamanda Afganistan'da savaş açacaktım ama şu an onunla uğraşamam. Şu an Sovyetleri indiriyoruz abi. Turan'ı kuracağız. Turan'ın en büyük toprakları burada biliyorsunuz zaten. As toprakları burada. O yüzden haydi bakalım diyelim. Bir sürü önemli tren yolunun inşaatına başladık abi. Öncelikle Avrupa'da şurada bağlayan tren yolları. Sonrasında Kafkas cephesinde şurada yetersiz kalan bir tane supply hub'a doğru. Sonrasında şurada yeni alacağımız bir supply hub var. Oraya doğru başladım.
ve de burada bağlı olmayan bir supply'ı birleştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde bunları çözmemiz lazım tabii ki. Arabalar yardımı ediyor bu tabii ki bu konuda bizim lojistik desteğimize ama durumumuz bu şekilde. Aynı zamanda İtalyanlar bize support ekipmanı vermek istiyor. Çünkü support ekipmanında sanırsam sıkıntımız var yine de. Evet. Yapacak bir şey yok. Kullanıyoruz abi. Güzel support ekipmanı gerçekten. Neyse her yerden ittirdik açıkçası. Şu anda ben Kırım'ı birazcık daha mikrolamaya çalışacağım. Kırım'ı almamız önemli çünkü. Kırım bu noktada bizim iki cepheyi de kazanmamızı sağlayacak olan şey. Kırım'ı aldığınızda basit olarak şuraya kadar gelmiş oluyorsunuz zaten açıkçası. Sonrasında burayı ve Stalingrad'ı aldığınızda şuraya kadar gelmiş oluyorsunuz. Ondan sonra burada başka kilit noktalar var almak isteyeceğimiz. Sonra Moskov, sonrasında elini verdin gidiyorsun yani açıkçası. Aynı zamanda buradan unutmamamız gereken şey abi. Bunları yapmamız lazım. Ne bunun adı? Collaboration Government dalgasını yapmamız lazım. Bunu ben hep unutuyorum yapmayı. Ama aslında savaşı çok kısaltan ve çok az kayıpla kazanmanızı sağlayan bir şey. O yüzden kullanmak önemli aslında. Durum bu şekilde abi. Ben şimdi birazcık mikro olayım. Size gösteririm sonra. Evet abi buradan şimdi Kırım'a asker ayarlıyorum. Bu arada bir Naval Invasion sesi duydum ama bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neyse Kırım'a askerleri yığdık abi hemen. Buradan şimdi yarıp Kırım'ı alacağız hızlı bir şekilde. Kırım'ı aldıktan sonra da cephemiz bayağı bir rahatlayacak zaten söylemiştim. Onun dışında her şey gayet güzel ilerliyor abi. Bakalım hadi hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum bu savaşı. Gideceğiz Amerika ile savaşacağız çünkü daha işimiz çok. Evet abi burayı da almamızla beraber şuradaki bir supply hub'ı aldık. Port'u aldık buradaki. Bak şuradan göstereyim size onu. Lojistik haritasından. Buradaki supply'ımız bayağı güzel arttı şu an. Burayı bağlamamızla beraber daha da artacak. Gördüğünüz gibi süper gerçekten. Şuradan da mesela birazcık supply çekip şuraya yollayabiliriz. Bu da iyi olur. Yap abi bunu da. Gayet güzel. Bunları level'da atlatabiliyorsunuz abi daha da iyi aktarsın diye. O işte yaparız gerekirse. Ama şu ana kadar gayet güzel ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Participation'ımıza da bir bakalım. %30 gözüküyor şu anda. Fena değil yani. Bu savaş için çok da şaşırtıcı bir figür değil açıkçası. Bu noktada birazcık daha agresif olmalarını istesek bizim ordumuzun bence güzel bir fikir olur. Agresifleşsinler abi birazcık. Onun dışında gayet güzel yani mutluyuz. Bir yandan abi buradan şeyi de upgrade etmeye devam ediyoruz tabii ki. Spy Master olacağız abi bir de bir yandan. Bir tane fazladan Spy verecek bu bize. Faction'ımızda daha çok üye olsaydı daha da çok Spy kazanabilirdik. Ama yok o yüzden kazanamıyoruz şu anda. Onun dışında yeni silahlara geçmemizi istiyor oyun. Ama şu anda silah eksimiz o kadar fazla ki. Bence yeni silahlara şu şekilde böyle daha yavaş bir şekilde geçsek iyi olur. Ama gördüğünüz gibi yani içinden geçtik Sovyetlerin açıkçası. Agresife de aldığımda bizim karşımızda kimse duramadı. Noktada participation'ımız düşmeye devam ediyor her ne kadar. Her şey biz yapıyormuş gibi görünse de yapmıyoruz demek ki o kadar iş. Önemli değil. Önemli değil. Burada yürümeye devam ediyoruz biz abi. Hiç sıkıntı yok bizim için. Bunları yendiğimiz sürece zaten mutluyuz abi açıkçası. Günün sonunda da Almanlardan topraklarımızı geri alırız. Çok da sıkıntı yok yani bu konuda. Yeni bir tane daha açılmış bu arada. Seni de alalım reis. Noktada iki tane olduklarında abi bunları şurada görevlendirebilirsiniz. Biz zaten çok gerek olacak mı bilmiyorum ama yapabiliyorsak yaparız abine de. En azından onlara level atlatırız. Amerika için lazım çünkü. Durum bu şekilde ittirmeye devam ediyoruz abi. Bu savaş bitti sayılır öyle diyeyim size. Ben sizi savaşın yolunda yakalayayım sonunda. Bunu göstermek istiyorum yalnız abi. Buradan Industrial Monopoly'e geçtik artık. Bu elemanlar bize bayağı bir üretim bonusu verecekler. Sonrasında buradan Resource Slot'umuzu da alıyoruz. Son Resource Slot'umuzu da almış olduk bu oyun için. Dediğim gibi bu savaşı bitireceğim şimdi ben. Burada %50'ye ulaştık abi burada ve artık hazırlayabiliriz Collaboration Government'ı. Bu ikisini koyuyorum direkt bakmadan. Commands and Ready diyorum. Prepare diyorum. Aynı zamanda şuradan Operations'a da High Priority verirseniz herhangi bir şekilde ekipmanın geleceğinden emin olabilirsiniz. Ve de biz research yapmaya unutmayalım abi. Devam edelim. Bunlar da önemli çünkü gayet. Ve gördüğünüz gibi işte bu çöktüler abi. Burada donanmalarını almakla puan harcamayacağım hiç. Elimize çünkü almamız gereken bir sürü toprak var. Buraları da yavaş yavaş şimdi seçmeye başlayacağız bakalım. Ne kadarını alabileceğiz göreceğiz. Aslında söylemeye çalıştığımız şey şu nehrin doğusunu istiyoruz abi basit olarak. Ne kadarını alabileceğiz bunu göreceğiz. Daha gerçekçi bir şey muhtemelen şu şekilde olur. Masum görebiliyor musun? Şu emin değilim ama şu dağların sonrası kesinlikle bizim olmalı. O dağların sonrasından da asıl şu nehri istiyoruz aslında bakarsanız. Bakalım en sonunda Almanlarla da savaşacağız.
Ve günün sonunda Turan bize zaten çok fazla kor vermiyor. O yüzden günün sonunda o kadar da önemli değil bir yeri alamazsak ama toprak almak istiyoruz aslına bakarsanız. En önemli şey bu. Aynı zamanda çelik almak istiyoruz ve nüfuslu yerleri almak istiyoruz. Bu anlaşmayı hızlı bir şekilde yapalım dönelim abi. Tabii en güzel anlaşmamız değildi açıkçası ama çok da kötü değil. Harita çok daha pis görünebilirdi. Şerefsizler bizimle bayağı bir kavga ettiler. Ama sonuç olarak abi elimizde gayet güzel bir toprak parçası oldu açıkçası. Turan rehberinin ilk bölümü buydu abi. Turan basit olarak kurulmuş noktada şu anda. Bundan sonraki aşama dünyayı almak olacak. Videonun başında dünyayı alacağız demiştim. Merak etmeyin sözümü tutacağım ama ikinci bölümde tutacağım. Sami kanalına hoş geldiniz. Benim adım Yusuf'un karşınızda Turan'ın ikinci bölümüyle beraberim. Haydi başlayalım. Türkiye olarak başladığımız serüvenden yavaşça büyüdük. Balkanları aldık, genişledik. Sonrasında Irak'ı ve İran'ı aldık. Ve İngiltere'yi de çökertmemizle beraber aldığımız Kanada kolonisiyle beraber planlarımızı kurmaya başlarken aynı zamanda Rusları yenmesi için Almanlara yardım ettik. Ve günün sonunda bütün bu toprakları ele geçirmiş olduk. Hindistan'ın yarısını aldığımı söylememiz çok önemli kesinlikle. Sonuç olarak oldukça büyüdük, oldukça güçlüyüz şu anda. Yapmak istediğimiz şeyleri henüz başarmadık. Ama ilk baştaki durumumuzdan çok daha yakınız şu anda kesinlikle hedeflerimize ulaşmaya. Çok güçlü bir ordumuz, çok güzel bir pozisyonumuz var. Ve düşmanlarımızı ayırmış durumdayız kesinlikle. Aynı şekilde şunu da söylemem gerekiyor. Almanlar ile Japonların az sonra savaşa gireceği aşikar. O yüzden bu durumdan yararlanarak biz de yeni düşmanımızı seçiyor olacağız. Şimdilik kimseye düşman görünmeyeceğiz bunlar dışında ama aslında günün sonunda bizim tek derdimiz dünyayı almak olacak abi. World Conquest bölümü bu. İyi seyirler dilerim. Şimdi sizlerle planlarımı birazcık paylaşmak isterim. Öncelikle şu anda oldukça uzun bir süre etrafı anekslememiz lazım abi. Anekslemekten kastım bu arada yanlış kelimeyi kullanıyorum. Korlamamız gerekiyor. Aneksedik zaten şu anda buralar ama compliance'ımız o kadar yüksek değil. Halbuki bizim elimizde şöyle bir advisor var. Daily compliance gain veriyor bu eleman. Bu eleman sayesinde biz buraları 1-2 yıl içerisinde sanki bizim kendi toprağımızcasına kullanabileceğiz. Bu da ne demek? Bunların içindeki fabrikalar, şurada mesela fabrikalar var. Buralarda çok yok ama yaparız ama biz de fabrika yapacağız zamanla. Buradaki kaynakları ve fabrikaları çok güzel kullanabilmemizi sağlayacak bu şekilde korlamamız. Şu anda Balkanlarda da %100'e ulaşamadık zaten. O yüzden Rusya için bayağı zaman var. İran için zaman var. Hindistan için zaman var. Böyle demişken dediğim gibi yani biraz beklememiz gerekiyor. Bunları beklerken abi ben bir yandan tabii ki endüstriyel olarak gelişmemizi sağlayacağım. Malzeme biriktireceğim bir sürü. Savaşımız için hazırlanacağız çünkü Amerika'ya karşı hazırlıksız saldırırsak kaybederiz şu anda. Şu anda bizim güçlenmek için bir süre durmamız lazım. Kendimize zaten bir sürü toprak aldık. Bunları kullanıp şimdi kendimizi kasmamız gerekiyor. Sonrasında Amerika'yı aldığımızda burası için de aynı şekilde bir süreç yaşayacağız burayı da sindirmek için. Dediğim gibi yani şu an fetihlerimizi sindirmemiz lazım. Buraları güzel kullanmaya başlamamız lazım. Sonrasında kullanmak istediğim division'ı da göstereyim size. Şöyle bir şey hazırladım abi. Öncelikle bir combat width şeyi yaptım, teftişi yaptım. 84 ve 90 arasında gidip geliyor buradaki combat width. O yüzden böyle bir division güzel olur bence. 27 width bu division çünkü. Gördüğünüz gibi çeşitli support company'ler ekledim abi buraya. Maintenance companies, anti-air field hospital, engineer ve motorized recon var bunun içinde. Motorized recon yerine tanklı recon koyabiliriz. Support anti-air yerine buraya bir logistics company koyabiliriz. Onun dışında division içinde 3 tane top, 2 tane anti-air ve gerisi piyade var. Ben zaten hala Mass Assault'ta olduğum için piyadenin combat width'i az. Bunu değiştirir miyiz? Bakacağız. Bence değiştirmeyiz çünkü manpower konusundan yardım ediyor bize. Dediğim gibi ama korlama süreci sonucunda bayağı bir artacak manpower'ımız zaten. Bu şekilde yani durum. Başka bir şey yaparsak ben size gösteririm. Ama şu anda planım hazırlamak abi savaşa sadece. Yaklaşık 165'ti az önce fabrika sayımız. Şu anda 180'e geldik. Çok da zaman geçmedi açıkçası. Fakat ben zamanı devam ettirdim ve bir şeyler yaşandı abi. Biz artık Çin'e saldıracağız. Böyle bir plan yaptım. Aynı zamanda manpower'ımızın da arttığını görebiliyorsunuz yavaş yavaş. Dediğim gibi ama Çin'e saldırmak istiyoruz. Çin'den birazcık popülasyon koparacağız çünkü. Japonlar zaten burayı yenerler diye düşünüyorum. Zaten Allies gibi bir bela olmadığı için ama. Bir dakika Almanlar. Oha Almanlar Japonlara dalmış. Doğru bunu söylemiştik zaten. Ben bunun yaşandığını fark etmemişim ama. Peki abi. O zaman yeni plan. Japonlar zaten ölecekler. Biz yine de gidip Çin'i alırsak.
Hem Çin bize kalmış olur. Çok mantıklı bir plan bu. İlk önce Japonların öldürülmesine yardım edebiliriz. Etmeyebiliriz açıkçası. Bunların ikisinin kapışması beni bozmaz. Devam edebilirler kapışmaya. Ben Çin'i istiyorum sadece aradan. Bu noktada Çin bizim için zor olur mu? Bakalım. Burada planlarımız değişebilir. Göreceğiz. Evet abi, 271 faktörüye çıktık. Aynı zamanda ben şimdi Fahrettin Altay'ı sonunda promote edeceğim. Onu da şuradan yapıyorsunuz abi. Gidiyorsunuz. Kafaya tıkladım, oradaki Fahrettin Altay promote. 7. seviye olmuş artık, bence artık yeterli seviyeye ulaşmış yani. Daha fazla bekletmenin lüzumu yok. Koyalım abi seni. Aynı zamanda şimdi Maraşel trade'lerinde başlıyoruz. Yani Logistics Wizard kazanmış, müthiş. Aggressive Assaulter harika. Aynı zamanda Offensive Doctrine de verelim. Son olarak da Charismatic ve Organization First'ten ikisini de verebilirsiniz. Size kalmış. Ben burada Organization First vereceğim. Level atlarsa Charismatic'i de basarız zaten. Diğer generallerimizi de level atlatıyoruz şimdi. Onlara da trade vereceğiz. Gideceğiz mesela. Eziyetin çalışlar ne kazanmış abi? Infantry Expert kazanmış. Ambusher kazanmış. Ambusher verebiliriz mesela sana reis. Sana da Ambusher verelim reis. Zaten Engineer'ımız var herkeste. Şimdi buraya tabii yeni general lazım. Yeni generalimiz vardır abi. Fezzi Çakmağı burada ikinci maraşal olarak kullanın yine derim. Bir orduya daha ihtiyacımız olacak. Bir ordu grubuna daha ihtiyacımız olacak daha doğrusu. Burada şu şekilde seçebilirsiniz aslında. Buna bastığınızda bakın Kazım Karabekir 4 seviye olmuş zaten çoktan. Ondan neden olmasın, kullanalım seni reis. Burada bir 6 kişiyi çıkarmam lazım tabii ama her neyse, Japonya'daki durumu izliyorum abi. Yavaş yavaş kaybettiler burada Japonlar. Beklenebilecek bir şey bu. Almanlar şu an çok güçlü. Çin'e biz şimdi girsek mi girmesek mi diye düşünüyordum. Gireceğim galiba. Silahlarım falan her şeyim tam şu anda. Yavaştan gireriz diye düşünüyorum. Bu şekilde uyarılar durmaksızın gelecek abi. Yugoslavya artık yeni devletini kurabilir diyor. Bunlara hep hayır diyoruz çünkü biz en sonunda tek vatan olmak istiyoruz abi burada. Bunlara evet derseniz onlar sıkıntı olmaz yani. Yine benzer bir şey olacak. Faktörlerini verecekler size. Manpower'larını verecekler. Ama kendi toprağınız olarak kontrol edebilirken niye öyle bir şey yapalım ki? Bakın Bulgaristan şu anda %94 compliance'a ulaştı. Artık yavaştan bizim toprağımız gibi oldu zaten açıkçası. Az sonra savaşı açacağız. Lojistiğimizin birazcık sıkıntıda olduğunu fark ettim. O yüzden buraya şimdi bir tane supply hub yaptım bir süredir. Buraya aynı zamanda diğer mekanlardan tren yolu da geçirdim abi. Daha çok supply gelebilsin diye. Buradakileri tabii yükselsek fena olmaz. Ama bu supply buraya bayağı yardım edecek diye düşünüyorum. Görelim abi, onun tiklemesini istiyorum. Görmek istiyorum canlı bir şekilde. Bakalım ne kadar yardım ediyormuş gerçekten supply yapmamız. Bir. Ve. Yani muazzam bir değişim olmadı açıkçası. Niye yaptık lan bunu o zaman? Tamam dur, sarı oldu. Bilmiyorum abi. %8'di az önce. Tamam, supply'sa da %60'a gelmiş. Oğlum, bayağı iyi. İyi, güzel. Savaşımızı açtık. Sinkiang'a doğru giriyoruz abi. Doğu Türkistan tabii ki Çin'in geri kalanında bu savaşa katılacak. Ama biz zaten bunu istiyoruz. Olur da Çin'i alabilirsek, ki almak istiyoruz kesinlikle. En kötü Aksis'i çağırırız. Alırız her türlü abi burayı da. Olur da alabilirsek, aldığımızda çok güzel popülasyon gelecek buradan. Buraya o yüzden saldırıyoruz aslında. Manpower sağlayacak burası bize. İlerideki savaşlarımız için gerçekten çok değerli topraklar olur buralar. Tabii gördüğünüz gibi supply durumumuz şu anda çok güzel. Supply'dan öte logistics durumumuz da çok güzel. Her türlü malzememiz bol şu anda. Yarıp geçiyoruz abi, şu anda harika gidiyoruz. İyi ki kapıçlı oldu. Evet abi, önümüze çıktıkları için Japonya'ya karşı olan savaşa da katıldık. Açıkçası günün sonunda herkesle savaşacağız. O yüzden bu bir problem değil. Ama bu savaşın sonucunda bir barış anlaşması yapamayacağız herhangi bir şekilde demek. Yani şurada önüme çıkmasalar açmayacaktım Japonya şu anda savaşı, ama yapacak bir şey yok. Japonya'yı öldürdüler abi. Japonya'nın savaşından biz bir şey alamayacağız diye düşünüyorum. Muhtemelen bir iki tane gemi koparmaya çalışabilirim ama ben bir şey yapmadım açıkçası bu savaşta. Evet abi, bir adet gemi aldık Suba. İlerleme kat ettik Çin'in içine doğru. Savaş çok uzun sürecek diye Almanları aldım abi bir yerden sonra, ama çoğu participation bizde zaten, halen çoğunluk bizde. Güzel yani, sıkıntı yok. Japonlar aldı abi, pardon, İtalya Japonlar aldı. Yanlış söylüyorum yine ama. İtalyanlar Japonya'yı aldı abi, gördüğünüz gibi. Oldukça cursed ama ilginç oldu. Bitecek herhalde birazdan bu savaş diye bekliyoruz bakalım. Evet abi, Çin kapitülü oldu. Şimdi buralar için anlaşacağız. Bakalım nasıl bir anlaşma olacak. İstediğimiz yerler Doğu Türkistan, Cebeysanma ve şu kıyılar açıkçası. Onun dışında çok önemli değil. Popülasyon merkezlerini ve Türkleri istiyoruz.
Tabii gayet başarılı bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda hem kıyıda bir sürü yer aldık, hem istediğimiz toprakları aldık. Bence gayet başarılıydı. Bence biraz enayilik de yaptılar ama bayağı bir kavga ettim. Yapabildiğim her türlü pisliği yaptım. Almanlardan koparabildiğimiz kadar yer kopardık abi. Harika bir şey oldu abi. Bizim Alman eleman Army Logistics Expert'ı olmuş. O yüzden bak buradan bastık şimdi bunu. Hemen sonra da gidiyoruz buraya. Division Attrition eksi %8. Muazzam oldu, harika oldu. Bunu bir türlü yapamamıştık. Çok iyi oldu abi. Aynı zamanda şimdi Amerika'ya saldırmak için cepheye doğru yolladım elemanları ve en düşük seviyeli generalimi de buradaki ucube ülkelere saldırarak geliştiriyor olacağım. Saldırmamıza birazcık daha var. Orijinal planımızda aslında 43'te saldırmak istiyordum Amerika'ya çünkü onların çok güçleneceğinden korkuyordum ama hatırlarsınız belki bu videonun başında 160 tane fabrikamız var. Şu an 480 tane var. Açık konuşmak gerekirse Amerika'dan hızlı güçlendiğimizin farkına vardım. O yüzden problem yok, devam ki. Yani hiçbir sıkıntı yok. Tibet'i ve Afganistan'ı aldık abi. Şu anda gördüğünüz gibi Afganistan'ı alıyoruz. Afganistan bu kadar hızlı düşmek Ruslara da Amerika'ya da nasip olmamıştı. Türkler yani artık ama biraz büyüdük ya. Bir tık büyüdük. Biraz büyüdük abi. Evet hocam. Ne tabii ki aralı bir süreç. Yapacak bir şey yok. Afganistan sonuçta. Dedi. Hepsi Türkiye'ye gelebilir abi. Evet abi, çok önemli bir gelişme yaşandı. Amerikalılar artık kafaları attı. Bizim bu kadar güçlenmemize tabii ki dayanamadılar. Ve diyorlar ki şimdi toprakları geri verin. Amerika kıtasının koruyucusu biziz diyorlar. Ben de diyorum ki Amerika kıtasının yeni bir sahibi geldi abi. Hemen alacağım onlardan bunu. Şu anda son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok fazla supply hub yaptım abi etrafa. O yüzden tren isteğimiz aşırı arttı. Ama merak etmeyin, bu %59 gözüktüğüne bakmayın. Ordumuza etkisi oldukça az, görebiliyoruz onu şuradan. Şu anda mesela bunların supply statüsü %80. %80 supply statüsü kesinlikle kötü bir durum değil. %8'de falan savaştığımız bile oluyor bazen. Hiç problem değil yani o yüzden. Vermiyoruz abi, kesinlikle savaşacağız. Buradan askerlerimin şimdi yürümesini bekliyorum. Ondan sonra da defolun gidin diyeceğim yani açıkçası. Aynı zamanda uzun bir incelemeden sonra şuna karar verdim ki Massasoit şu ana kadar bizim gerçekten çok işimize yaradı. Burada en önemli şey zaten recruitable population %5'ti. Bu bizi çok fazla pozisyondan kurtardı. Ama şu anda extensive conscription'da 11,5 milyon insanımız varken, manpower'ımız varken ve üstüne sahada zaten 4 milyon neredeyse askerimiz varken artık bence bu o kadar da değerli bir şey değil. O yüzden artık superior firepower'a döneceğiz abi. Hazır ordumuzun içinde de bir sürü support company'ler var. Bunlar da bundan çok yararlanacaktır. O yüzden buradan yürüyoruz gördüğünüz gibi. Bunu şu anda tabii bitiremeyeceğiz. Elimizde yine bayağı XP olduğu için bayağı ilerledik. Şuradan devam edeceğiz abi. Shock and Awe'dan devam edeceğiz. Şu anda bunu bitirememiş olmamız bile şuradaki buff'lar Massasoit'un şu an bize vereceğinden iyiydi. O yüzden hiç sıkıntı yok. Buradan yürümeye devam edeceğiz şimdi. Amerikan başkanına defol gitmesini söyledikten sonra görelim sonuç nedir? Ne diyorsun? Abi henüz cevap vermediler. Bekliyoruz. Bizde şu anda savaş açmaya yetkileri var anladığım kadarıyla. Bir war goal kazanmış olmaları lazım. Hadi bakalım. Bizi tehdit ettiler ama savaşlarını açamadılar, korkaklar. Şimdi ise biz onlara saldırıyor olacağız abi. Karşımızdaki düşman elbette güçlü ama biz de çok güçlüyüz. Bakalım. Olur da güçümüz yetersiz kalırsa abi biz birazcık daha ordumuza bir şeyler basabiliriz açıkçası. Daha kaynağım var. Ben bunun yeterli olacağını düşünüyorum sadece. Bakalım, göreceğiz. Ondan öte Axis'i de çağırabilmek gibi bir gücümüz de var. O yüzden hiç korkumuz yok. Haydi girelim diyorum abi. Aynı zamanda küçük bir trik yaptım abi. Küçük bir arka plandan. Normalde yapmayı sevmediğim bir şeydir aslında. Çok air'le uğraşmayı sevmem. Ama bugün güzel air yaptım abi sizler için. Geçen videoda çünkü çok sinirlenenler oldu. Sen sadece piyade kullanıyorsun falan diye. Bakın abi, air de kullanıyoruz. Çok güzel değil mi? Gerçekten de çok güzel. Şurayı ittirmek istiyorum özellikle. Buraya çok uçak yığdım. Aynı zamanda şuranın da ittirilmesini istiyorum. Bu ikisini ittirdikten sonra şu Great Lakes kısmında birleştirebilirsek zaten ittirebiliriz diye düşünüyorum kesinlikle. Bakalım planlarımız nasıl işleyecek, göreceğiz. Savaşın ilk birkaç ayından sonra ben size bir rapor vereyim. Hava sahalarımızda çok üstünlük alamadık açıkçası ama birazcık bile kapışabiliyor olmamız fena bir şey değil. Uçağa çok sonradan atıldık çünkü. Uçaklarım fena değil, yanlış anlamayın da biraz beklememiz gerekebilir yani o üstünlüğü ele geçirmek için. Biraz uçaklarını devirmemiz lazım diye düşünüyorum.
Ama öncelikle savaşın ilk ayları gayet güzel geçiyor şu ana kadar. İttirebiliyoruz, aşırı hızlı değil ama artık 1946'dayız zaten. Şöyle M'ye basarsam bir yandan da milletin askerleri de bizim görüşümüzü kapamaz. Gördüğünüz gibi gayet güzel ilerliyoruz abi, dediğim gibi zaten. Bir yandan aynı zamanda ajanlarımızı da yolladık. Buradan collaboration government hazırlıyoruz abi. Bu olay gerekli olacak, yoksa savaş çok uzun sürer. Ve bu savaşın elbette uzun bir savaş olacağını düşünüyoruz, bekliyoruz bunu. Ama sonrasında daha savaşlarımız da olacak. O yüzden aşırı uzun sürmesini istemiyoruz. Bakalım, hadi bakalım. Cephenin diğer kısımlarında aşırı başarı yakalayamamış olsak da şurayı çok güzel ittirdiğimizi söylemek isterim. Burası çok kritik bir yer aslında Amerika için. Burası düzlük bir alan abi. Aynı zamanda en güzel Victory Point'lerinin tam da yanındayız. Burayı çok güzel savunmak zorundalar. Çünkü ben burayı yararsam geri döndürmeleri gerçekten çok zor olacak. Burayı şimdi cast de verdim abi. Bakalım hadi nasıl olacak? Şurayı ittirmemiz gerçekten çok iyi olur. Washington'a gireceğiz abi buradan. Başkentleri burada. Philadelphia, New York. Buralar çok büyük yerler gerçekten. Popülasyon merkezleri, aynı zamanda endüstri merkezleri buralar. O yüzden burayı ittirmemiz gerçekten çok iyi olur. Abi mikro konusunda da bakın, böyle bir cepheyi mikrolamak kolay bir şey değil. Üstüne mikroladığınızda hata yapmanız çok riskli bir şey. O yüzden mikrolamak istiyorsanız mikrolayın abi kesinlikle, ama niye mikrolamıyorsun diye bir soru soruyor insanlar. Abi şu cephede herhangi bir yere ellediğinde başka bir yere açıyorsun. O yüzden burayı değiştirmek gerçekten çok riskli bir olay. Ben ondan ellemeyi çok sevmiyorum. İstiyorsanız değiştirebilirsiniz abi. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerleme kat ettik. Ben bir yerden sonra Almanları aldım savaşı abi. Yeterince participation biriktirdik bence, çünkü şu anda çoğunluğu almak için. Çoğunu aldığımız sürece zaten bu savaşı aşırı uzatıp kaynak harcamanın bir manası yok. Dediğim gibi önemli endüstriyel merkezleri almak istiyoruz. Aynı zamanda bir oyunu kapayıp açtım, çünkü savaş düğmesine açılmıyordu abi. Oradan gördüğüm şey ise oyunu kapattığımda Almanya'nın benden de çok endüstrisi var şu anda. Amerika ile birleştiğimde tabii birazcık endüstri buff'ı yaşayacağım mı kesinlikle, ama Almanlar da oldukça güçlü yani gerçekten. Bakalım onlarla savaşmanın bir yolunu bulacağız. Şu anda ise hedefimiz Amerika kesinlikle. Bakalım bitiriyoruz yavaş yavaş. Ben bir yandan nükleer bomba üretimine de başladım. Şu an elimde 4 tane var. Onları da Amerika'ya yollar mıyız? Bakacağız, Amerika'ya gitmese de olur bence. Almanya'ya bir anda beklenmedik bir saldırı olarak, bir silah olarak kullanabiliriz bence onlara karşı. Aynı zamanda Collaboration Government basmaya devam ediyorum buradan. Hiç merak etmeyin bu şekilde. Doktrinimizi bitirdik. İnşallah. Ve işte bu. Yendik abi Amerika'yı. İşte bu. Süper. %74 War Participation'da kazandık. %18'de Almanya'da var. %7'de İtalya'da var. Biraz bir şeyler vereceğiz demek bu. Örneğin Alaska'yı mesela almakla falan uğraşmayız. Ama burada önemli bir faktör var. Bu da bizim donanmaya ihtiyacımız var. O yüzden Amerika'nın donanmasını almak için de puan harcayacağız. Topraktan ne kadar verebiliriz göreceğiz. Vermek istemiyoruz açıkçası pek ama. Bakalım, ben bir anlaşma hazırlayayım, görüşelim abi. Evet abi, açıkçası istediğimiz her şeyi aldık. Alaska ve saçma sapan toprakları almadım dediğim gibi. Şuradan küçük bir parça kopardım. Amerika'nın ana karasının tamamını aldım. Şimdi ise Amerika'nın donanmasının tamamını aldım. O yüzden gerçekten ben mutluyum abi bu anlaşmayla. Gayet güzel ayrıldık bence buradan. Confirm and exit dediğimizde de göreceksiniz ki 45 state almışız. Buradan alacağımız fabrika sayısı gerçekten inanılmaz sayıda olacak. Burası çünkü az önce benim kadar fabrikaya sahipti neredeyse. Şimdi ise iki katına çıkacak abi bu şekilde fabrika sayımız ve ben fabrika yapmaya da devam edeceğim. Tabii ki bir sürü yeni yerimiz oldu çünkü. Bu şekilde şimdi ise sonraki aksiyonlarımıza karar vermemiz gerekiyor. İçlerinde küçük bir savaş yaşıyorlar abi şu anda. Tabii kendileri artık dünya olduğu için küçük bir savaşa benzemese de durum bu şekilde. Biz buradayız gördüğünüz gibi. Evet, State of Japan diye bir şey kalmış abi artık olarak. O birileriyle savaşıyor şu an. Biz de Meksika'ya dalacağız. Savaştan sonra ben birazcık etrafı temizleyeyim dedim. Buraların hepsini aldım. Bunları almak için de Portekiz'i kullandım. Portekiz Major olmuş. Portekiz'in Major olduğu dünyada da biz gidip ilk önce onlara savaş açtık. Sonra da sıradan ben Meksika, şuralar falan filan derken bakın Paraguay'ı aldım. İlginçtir, en çok uğraştıran Paraguay oldu şu zamana kadar. Burayı galiba başka biri almak istiyor ama o benim yani. O benim. Vermem kimse. Uruguay'ı da aldız abi şimdi. Şöyle bir sorun oldu. Portekiz'i aksesi aldılar. Ben onlarla savaşta olmama rağmen ne oldu bilmiyorum. Ben de hemen oyun bug'a girecek şeyiyle
savaşı aldım Almanları derken Portekiz Savaşı'na girdiler maalesef. Şu anda da hala Uruguay'la savaştayız. Şunlara savaş açmıyorum şu anda bilerek. Arjantin, Brezilya, Çile bunları alacağım. Ama şu an Almanlarla bölüşme tehlikesinden dolayı hiç savaş açmıyorum. Birazdan savaş açarız. Venezuela'da bu arada Axis'e alındığı için savaş açmıyorum onlara. Yapacağım şey aslında İspanya'ya savaş açacağım birazdan. Uruguay'ı aldıktan sonra yine Major'la savaşta olmuş olacağım. O yüzden hızlı war goal yapabiliyorum. Ondan aslında Major'la savaşa giriyoruz. 10 günde savaş açabiliyorsunuz çünkü Major'daysanız motorlu abim de arkada yardırıyor. Neyse abi bu şekilde yani dünyayı temizlemek üzereyiz zaten. Pek bir şey kalmadı açıkçası onlar dışında. Bakın Yemen, Oman varmış. Buraları niye alıyorsun derseniz de abi sonuçta aldığım her yeri ben korlayabiliyorum. O yüzden dünyanın bütün güçlerini birleştirmekte bence Almanlara, Nazilere karşı bir problem yok. Şu zamana kadar Nazi oldukları aklına gelmedi mi dersen de yapacak bir şey yok abi. Biz sonuçta Türk milletinin iyiliği için uğraşıyoruz. Ama çok harika bir haberim var abi bu konuda. Şuraya gidip bu hile değil yani bence de. Neyse oyun içinde de gösteriyor bunu. Ha öyle söyleyeyim. Oyun içinde de bunu gösteriyor hiç merak etmeyin. Şu anda birazcık buglı ikişer tane gösteriyor ama onu sallamazsanız Endüstride abi sonunda Almanları geçmişiz. Harika bir haber bu. 1163. Galiba bu savaştan önce ve savaştan sonraki halimiz. Videonun başında hatırlarsınız 160 tane fabrikamız vardı. Gerçekten komik yani 1163'e ulaştık. Daha da yükseleceğimizi umuyorum abi. Evet. Evet abi savaşımız devam ederken bu şerefsiz İspanyollar o kadar fazla askere bakmış basmış ki artık delirmek üzereyim. Ben de o yüzden hemen ne yaptım abi? Hemen küçük bir plan yaptım. Dedim ki ulan dedim benim neyim eksik ki yani neyim yok da ben nükleer bomba atamıyorum. Sırat bomburumuz yokmuş abi. Sırat bomburumuzu yaptık. Ve de yani şimdi de küçük bir bombalamaya başladık. Yani bu itmemize yardım eder diye düşünüyorum açıkçası. Evet, bu durumun İspanyollar açısından ne kadar acı olduğunu söylememe gerek yok ama yani sınırlarındaki Almanlar için de bir küçük bir erken final yaşıyorlar yani şu anda bir ulan diyorlar Türklerle savaşa girsek ne olur acaba? Evet abi acıma yok. Herhangi bir acıma yok. İlerliyoruz. Ve de sonunda bu savaşta bitti abi. Ve bununla beraber İspanyolları ve İspanyolların eski kolonilerini aslında almış olduk. Şimdi hepsini aneksleyeceğim ve bakacağım. Ve işte böylece dünyada anlamı olan herhangi bir toprak parçası üzerinde, neredeyse tabii ki burada birkaç tane dışarıda kalan ülke var. İsveç, Finlandiya, İzlanda, İrlanda bu ülkeler. Aynı zamanda burada bir Siyam var mesela sahipsiz olan. Butan, işte Bangladeş. Ama gördüğünüz gibi dünyanın neredeyse hepsi üzerinde hakimiyet kurmuş durumdayız. Eğer Axis açısından bakıyorsanız Axis'in kesin bir win'i olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ben Axis açısından değil oyunun başından beri World Conquest yapmak istediğimizi söylüyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız abi. Ben sonraki bölüme kadar bunların dışındaki toprakları da almaya çalışacağım. Ama ondan sonra yapacağımız şey Almanlar ve İtalyanlarla savaşmak olacak. Çok aşırı büyük bir savaş olacak gerçekten. Kimin kazanacağı tam olarak belli değil ben bence şu anda. Kesinlikle kaybedeceğimi düşünen vardır. Kesinlikle kazanacağımı düşünen vardır. Ben kendimi açık söylüyorum. Emin değiliz. Bakacağız. Planları gördükten sonra karar verilecek bir şey bu. Ama elimizdeki bazı bilgileri değerlendirebiliriz. Öncelikle haritayı görüyorsunuz abi. Buradan Exit to Menu dediğimizde veya yılın sonunda görebildiğimiz menüyle. Şimdi şöyle ki öncelikle total skorda Almanlar önde. Tamam mı? Olabilir. Army skorunda Almanlar birazcık önümüzde ama şu anda ben de bayağı ordu bastım ve birazcık daha basacağım. Bu orduyla beraber Almanların ordusu daha da büyük bir ordumuz olacak. Üstüne İtalyanlarla da ikisinin toplamı kadar orduya sahip olacağız diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir ordu yaptığımızda ise aslında benim size göstereceğim farklı şeyler de var bu noktada. Ordumuzun büyüklüğü değil, ordumuzun kalitesi sayesinde zaten kazanacağız. O yüzden benzer büyüklüğe gelmemiz yeterli olur. Ordumuzun zaten çok kaliteli olduğunu size göstereceğim birazdan. Ondan sonra donanma olarak, abi donanma olarak burada yazana hiç inanmayın. Bende hem Amerika'nın donanması hem de bir sürü aldığımız, ilhak ettiğimiz tüm ülkelerin donanması var. Şimdi size göstereceğim birkaç şey var. Öncelikle elimizde henüz bir tank division'ı yok ama ürettiğim 3 tip tank var abi. Oha Yusuf tank üretiyor. Evet inanamazsınız biliyorum ama yapıyorum abi. Yapacak bir şey yok. Gerekiyor çünkü. Şu an sayılar birazcık absürt farkındayım ama hiç koymadık daha sahaya. Elimde 13.000 tane uçak savar tankı var abi. Bunları size göstereyim bir yandan da bu arada. Bunları kullanıyor olacağız sonraki bölümde. Uçak savar tankımız abi oldukça basit. Üzerinde bir anti-air gun var. Advanced. 43 ART var. 250 armoru var. Bunların hepsinde reliability'yi %100 değil de birazcık altına getirip armoru fullemeye çalıştım. Armor güzel olacak çünkü bu noktada bizim için. Bundan da elimizde 23.000 tane varmış abi. Bu bizim cephe kıran breakthrough tankı.
aldınız. 108 breakthrough var. Aşırı fazla değil bu noktada. Birazcık çünkü reliability'ye de vermek istedim. Birazcık daha artırabiliyordum breakthrough ama gerek yok. Division'a çok fazla koyarız bundan. Bunlar 40 bitlik ittirme division'ı olacak abi. Bayağı da güçlü olacaklar diye düşünüyorum. Orbay MK2 yaptı bak mesela bunun ismini. Burada da abi piercing 170 oluyor. Anti-tank'tan daha da fazla piercing oluyor yani bu aletin. O da çok değerli olacak. Günün sonunda ne olmuş oldu aslında bakarsanız? Bir tane kırmak için kullanacağımız tank var. Bir tane anti-air için kullanacağımız tank var. Bir tane de tank öldürmek için kullanacağımız tank var. Sonrasında burada bilmiyorum sayıyı görüyor musunuz ama 16.000 tane close air support'um var abi. Bu uçaklar gayet standart. Modern close air support abi gördüğünüz gibi oldukça basit. 2 tane cast şeyi, 2 tane diğer cast şeyi, 2 tane jet engine'i taktım buna. Air defense için bunlardan koydum. Radyo koydum. Öyle yani radar koyduk. Sonrasında elimizde 15.000 tane de fighter var abi. Bunlar da jet uçağı. Onları da hemen göstereyim. Bakın şuradalar onlar da. Modern small airframe. Bunların hepsine 4x heavy machine gun, 2 jet engine, yine defense turret ve birazcık radar koydum. Uzun süredir burada closed economy'deyiz zaten. Yeni bir şekilde service by requirement'a da geçtim. Çünkü ordumu gitgide büyütüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 607 tane division'ımız var sahada. Noktada kullandığım division'lar Bozkurt division'ı şu şekilde 31 bit, 2 anti-air, 3 tane artillery ve gerisi piyade olmak üzere. Bu şekilde support company'lerimiz de var. Sonrasında Güney Amerika için kullandığım Valkurtlar division'ım vardı. Bu da birazcık daha küçük haliydi onun açıkçası. Bunları birazcık daha yenileyeceğiz sonraki bölümden önce. Ve bunun yanına tank division'ı ekleyeceğiz ve mekanize division'ı ekleyeceğiz. O yüzden bayağı bir işimiz var. Bu bölümde her şeyin bitmesini isteyen eminim vardır. Bayağı da beklettim bu bölümden önce. Kusura bakmayın ama bu bölüm buraya kadar da abi. Çünkü ben bu sabah bu masaya oturduğumda 42'deydik ve şu anda 1951'deyiz. Late game'de daha da yavaş gittiğini düşünürseniz oyunu. Ben bayağı bir saattir oynuyorum aslında. Ve artık yoruldum. Başka bir gün, başka bir bölümde bu maceramıza devam edeceğiz. Ben şu anki gidişimizde gayet memnunum. 1525 tane faktörümüz var abi. Oyun başındaki faktör sayımızın neredeyse 10 katına çıktık. Gerçekten muazzam, müthiş. Ve evet, bu şekilde. Ben şimdi size görüşmek üzere diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bir rehber olarak ilerliyordu ilk bölümde. İkinci bölümde birazcık daha rehberlikten çıktığını düşünebilirsiniz. Ama bu noktada eğer rotamı takip ediyorsanız her şey tamamen aynı olmak zorunda değil. Siz de benzer bir şekilde hareket ederseniz bence kazanma şansınız oldukça yüksek olur. Bu noktada Almanları hayatta bırakmamamla hata olduğunu düşünen arkadaşlar vardı. Ve onların haklı olup olmadıklarını açıkçası sonraki bölümde göreceğiz ama bu noktada hayatta bıraktığınız taraf her türlü güçlenecek. Buna yapacak bir şey yok. Almanların yanından İtalyanları çekemediğimiz bir senaryoda bunun olması da kötü oldu. Ama bu noktada şunu söyleyeyim. Amerika'nın hayatta olmasındansa Almanların hayatta olması bence o kadar da kötü bir şey olmayacak veya Sovyetlerin. Çünkü biz Almanlardan daha çok güçlendiğimizi ben düşünüyorum. Dediğim gibi ama bunun cevabı sonraki bölümde belli olacak. Donanmamız var, havamız var, askerimiz var, silahımız var, her şeyimiz var anasını satayım. Yapamazsak da bizim suçumuz olacak şu noktadan sonra. Dediğim gibi iyi seyirler diledik abi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. İşte o zaman geldi. Turan zamanı. Az sonra şu sağdaki şeyleri tanıtacağım. Fakat öncesinde bu ekranla karşılaşıyoruz abi. Gördüğünüz gibi skorumuzun altında yazdığı gibi birinciyiz artık. Gerçekten muazzam. Total skorda zaten önlerindeyiz, orası kesin. Army skorlarında onların toplamı kadar değiliz belki ama divisionlarımızın büyüklüğü sayesinde onları bu noktada her türlü geçeceğimizi düşünüyorum. Üstüne total olarak daha çok divisionımız da varmış Almanlara kıyasla. Sonrasında fleetler. Fleetleri sallamayın. Dünyanın en güçlü navy'si bende. Şöyle bir durum var. Biz Falkland adalarında United Kingdom'ın kalmasına izin vermişiz. Onları öldürdüm gidip. O yüzden şimdi donanmamız daha da büyüdü. Onlarınkini de aldık. Süper oldu gerçekten. Hava kuvvetlerimiz onlarla kapışacak seviyede ve daha da üstüne geçeceğimizi düşünüyorum. Ben inanıyorum abi. Hava güçlerimiz bayağı güçlü bu noktada. Savaşın büyük bir kısmı havada olacak. Yani onu söyleyebilirim kesinlikle. Benim bu konuda elbette taktiklerim var. Size bunları gösteriyor olacağım. Aşırı late game bir senaryo oynuyoruz bugün. 1953 gerçekten farklı bir seviye olacak yani bu oyun için. Hoi 4'ün normal halinden oldukça farklı olacak. O yüzden beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Son olarak
endüstriyel noktada da onlardan kat be kat güçlü olduğumuzu söylememe gerek yok. Çok güçlüyüz gerçekten abi. Valla sonrasında Landskor'da zaten iki katıyız Almanya'nın. Biz zaten aslında çok daha büyük de görünüyoruz. Göstereyim sizlere hemen gördüğünüz gibi. Ben şimdi kamera dışında bir şeyler yaptım abi. Bayağı bir şey yaptım açıkçası. Birkaç saat oynadım ben. Birkaç saat sonrası bu. Gördüğünüz gibi 1953'teyiz şu anda. Geçen sefer bıraktığımızda 51'in başındaydık sanırsam. O yüzden 2 yıl yaklaşık geçti. Bu 2 yılda neler yaşandığını görmek için aslında şu saat tarafa bakmanız yetiyor. Abi şöyle ki bizim bir güzelce bir plana ihtiyacımız vardı. Savaşa yani böyle şey girmek istemedim ben. Alırız zaten falan diye girmek istemedim. Her şeyi ayarlamak, güzel planlamak istedim. Ne kadar sıklıkla yani Iron Man Turan serinizde bu son savaşı yapabiliyorsunuz ki anasını satayım değil mi? Çok güzel olacak o yüzden. Şöyle bir şey yaptım öncelikle. Etraftaki böyle almadığımız yerleri aldım. Mesela İskandinav ve bunların arasında en büyük yerde aslında almadığımız. Burayı aldım. Onun dışında işte Siam'ı aldım buradan. Burada küçük ülkeler vardı onları aldım. Burada bir şey vardı sanki onu da aldık. Butan vardı şurada onu aldık mesela. Ama yani çok büyük bir fethi yaşanmadı kamera dışında. Asıl yaşanan şey planlama süreciydi. Buna ayrı bir video yapabilirdim. Ama zaten çok fazla insan bekliyor. Şurayı da aldık. Turan videosu için hoydörtçüler beni öldüreceklerdi yani ne zaman gelecek Turan videosu artık diye. Ondan sizi bir plan bölümüyle sıkmak istemedim. Şimdi ise size planlarımızı göstereceğim seri bir şekilde. Sizin de savaşa girmek istediğinizi biliyorum. Şimdi öncelikle size bu yandaki sistemimi açıklayayım. Bir sistem tasarladım çünkü. Abi şöyle bunların adı tiyatro tamam mı? Bu tiyatrolarda farklı farklı bizim askeri birimlerimiz var. Bu askeri birimleri çeşitli şekillerde yönlendirdim ben şu ana kadar zaten emirlerini verdim. Şimdi size basit olarak bunları nasıl anlayabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle burada ismi yazıyor zaten cephenin. Tamam Batı Avrupa cephesi. İsminden anlaşılabileceği gibi Batı Avrupa operasyonlarımızı ilgilendiriyor. Noktada sembolleri şöyle olan ordular. Taarruz ordusu, bu şekilde kale olan ordularda savunma ordusu abi. Öyle olduğunda hangi ordunun ne iş yaptığını anlamak aslında kolay oluyor bu pencereden. O yüzden bu şekilde ayarladım zaten. Taarruz orduları ve savunma ordularımız var abi. Ancak görüyorsunuz ki çok fazla askerleri var adamların. Benim de çok fazla askerim var. O yüzden zaten böyle bir sisteme gittim ama bu cephelerin hepsini kontrol etmek zorundayız. Bu cephelerin hepsinde oynamak hiç kolay olmayacak kesinlikle. Ve bu noktada bunu yapabilmek için elimden geldiğince bir plan tasarlamaya çalıştım. Bu noktada Batı Avrupa cephesi şuradaki mesela iki tane tutma ordusuyla karşı karşıya. Bu noktada dağlık bir yeri tuttuğumuz için zaten güzel divisionlarımızı koydum buraya. Bozkurt divisionımızı. Onlar burayı tutacaklar. Onun dışında işte İrlanda ve İskandinavya'dan saldıranlarımız var tabii ki. Onlar şu army grubun içinde yalnız. Burada şu şekilde bir saldırımız var. Planlı olan çeşitli saldırılarımız var yani ama genellikle Avrupa'da çok fazla bir hareket yapmayacağız oyunun erken oyununda. Çünkü benim planım şu. Ben bütün askerlerini buraya yığacaklarını düşünüyorum bunların. Ben burayı tuttuğum sürece dünyanın geri kalanını kazanırsak abi en sonunda gelip Avrupa'da bunların işlerini bitirebiliriz. O yüzden şöyle bir şey yaptım abi ben aslında. Bu aslında normalde asker koymayacağınız daha farklı farklı cephelere güzel asker yığdı. Buraları hızlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Buraları hızlı bir şekilde kazandıktan sonra da oradaki askerleri alıp Avrupa'ya getirmek istiyorum. Böylece adamları bütün kolonilerinden kurtarmış olacağım. Yani bütün kolonilerini almış olacağım kendi elime. Ve bunlarla beraber biz de güçlenirken onların üstüne yürümeye devam edeceğiz. Bu şekilde bir planım var yani. İlla Avrupa'yı itmeye çalışmayacağım erken oyunda. Çünkü bunu yapmak zor. Gerçekten zor. Onunla uğraşmaktansa etraftaki daha az koruyabilecekleri şeyleri saldıracağım. Onların bu saldırı planlarına karşı da en güçlü savunma hattımız aslında bu Balkanlardaki tutma ordumuz. Burada çok kaliteli generallerimiz ve çok kaliteli bir mareşalimiz var. Anlarsınız yani bu kadar çok ordu olunca herkese general veremiyoruz. Mesela Çin cephesinde general yok anasını satayım. Direkt dümdüz asker var yani ama buraya güzel general verdim çünkü burası önemli bir cephe gerçekten. Bu cephenin önemini anlamanız için aslında şu düğmeye basmam yeter abi. Şuradaki uçak sayısına bakın yani. Sırf şurada 4000 tane Air Superiority için 2000 tane Interception için uçak var. Burada 5000 Interception var mesela falan derken. Bunların hepsi abi uçak avlayacaklar. Şunları bu arada Interception yapacağım. Çoğunun Interception yapmasını daha doğru buluyorum abi. Şunları da mesela Interception yapalım. Tamamdır. Böyle bir şey daha doğru. Hava üstünlüğü elbette önemli ama biz ilk başta onların uçaklarını düşürmeye çalışacağız. Bunu yapmak için de aslında biz zaten bir sürü anti-air inşa etmiştik buralara. Gördüğünüz gibi bayağı da anti-air'imiz var yani yerde. Üstüne bir de uçaklarımı Interception'a koyduğumda gelip bizi vurmaya çalıştıklarında biz onların hepsini vuracağız abi. Gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum bu olay. Tamam. Hava sahalarımız az çok o şekildeydi orası için. Aynı zamanda şurası için de göstereyim. Mesela burada da bayağı bir uçak avlamaya çalışıyoruz. Onun dışında taarruz cephelerimizde, taarruz cephelerimiz çünkü buralar. Burada oldukça fazla kesemiz var. Buradaki kesleri de güzel kullanıyor olacağız. Hindistan gerçekten de itirmek istediğim bir cephe. Yani burayı çok hızlı bir şekilde kazanmak istiyorum. İzzettin çalışları gördüğünüz gibi. Marşal atadım buraya da. Çok iyi sonuçlar bekliyorum abi buradan. German Raj hızlı bir şekilde bizim olmalı.
Üstüne burada State of Burma ve şuraya Siam'a yerleştirdiğim çeşitli askerlerim var. Bu cephenin de hızlı bir şekilde çökmesinin bize çok yarayacağını düşünüyorum. Asya tiyatrosu çok daha hareketli olacak diye düşünüyorum. En azından savaş bizim yolumuzda gidiyorsa yani. Eğer Avrupa'da çok fazla hareket varsa eminim oraya da bir şeyler yapabiliriz. Fakat benim asıl fokusum burada olacak savaşın ilk zamanlarında. Gördüğünüz gibi Çin sınırına da bir leti dayadık. Ama buradaki şey çok uygun değil ittirmeye açıkçası. Karşımıza bir kişilik asker koysalar bizi tutabilirler neredeyse. O yüzden burada daha çok tutacağız. Şurası bitene kadar. Burası bittiğinde buraya yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle bir şeyimiz de var tabii ki. Bizim hem hava sahasında hem de deniz açısından üstün olmamız şöyle bir manaya geliyor. Bak, bizim bütün deniz alanları üzerinde kontrolümüz var neredeyse. Önemli olan tabii ki bu noktada. Bu da bizim çıkarma yiyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Kolay kolay süper bir şey bu gerçekten. Üstüne çıkarma atabileceğimiz manasına da geliyor. O da çok güzel. O yüzden donanma olayı iyi oldu. Milletin donanmasını çalarak yaptık bunu. Kendi donanmamızı yapmadık. Amerika ve İngiltere'nin donanması var burada aslında bakarsanız. İkisi de çok güçlü donanmalar oldukları için gayet işimize yararlar diye düşünüyorum. Sonrasında böyle bir Orta Doğu cephemiz de var bu arada. Şuradan gireceğiz buraya. Gördüğünüz gibi buraya 40 tane Light Tank Division'ı koyabilmişler. Korkunç gerçekten böyle bir şey yapabilmiş olmaları. Buralarda da çeşitli askerleri var. Bakalım abi bizim bu Light Tank'lere karşı tabii ki birazcık bir savunmamız var. Onun için de artık yavaştan Division'larımı göstermeye başlayabilirim. Eksik olmamanın ötesinde artık hiçbir yerden kaynak bile almıyoruz gördüğünüz gibi. Üretimimiz şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu üretimler gerçekten komik yani. Erken oyundaki birine göster derseniz bu ne lan der. 100 tane silah üretimi, 100 tane artilleri, 100 tane support ekipmanı, 50 tane truck, gerek yok 50 tane truck'a da koymuşuz fazlalandırıyor diye. 50 tane advanced anti-air, 150 tane fighter, 150 tane CAS, 100 tane mekanize 3, 75 tane nükleer bomba atabilen. Burada 5 tane armor train yapıyoruz aynı zamanda. Armor train'lerde işimize yarar diye. Aynı zamanda 23 bin elimizde stokta bulunan daha doğrusu. Askerlerimizin elinde var çünkü. 23 bin tane anti-air'ımız var. 10 bin tane fazladan tank destroyer'ımız var. Ve bu cephe kranından da bayağı elimizde bulunması lazım. Onu da nereden görebiliriz? Şuradan görürüz 12.700'de fazladan elimizde varmış. Çok güzel gerçekten. Bu noktada şimdi size division'larımı göstereyim. Öncelikle bir boz ayılar division'ımız var. Bu boz ayılar division'ı aslında bakarsanız bizim tank division'ımız. Her yere ittirecek, overrunlayacak falan filan. Bunu aktif olarak kullandığımız yerler bir Arnavutluk. Arnavutluk cephesini ezerek kazanmak istiyoruz. O yüzden oraya öyle bir tank kuvveti koydum. Onun dışında burada küçük bir saldırma cephemiz var, bir şeyler var. Burada sonra bir mekanize ordumuz var mesela. Bu mekanize ordusunun division'ını da göstereyim size. Agalarla konvoy abi bunun adı. Bunun bir işlevi aslında sadece şey yani boş alanları ittirmek. Bunun konvoyun amacı bu yani. Biraz getirme gücü var ama tam bir güzel bir division değil yani aslında bakarsanız. En önemli gücü hızlı olması. 12 ile gidiyor abi. Boyun için oldukça hızlı bir hız. Onun dışında elimizde bir Bozkurt division var. Etrafta görmüşsünüz. Bunlar Balkan cephesini tutanlar mesela. Aynı zamanda İspanyol cephesini de tutuyorlar. Bu noktada abi bunların bir tane modern anti-air'ı var. SP anti-air bu tankımsı bir şey. Bir tane modern tank destroyer'ı var. Ondan sonra 4 artillery, 2 anti-air, gerisi de piyade olmak üzere 40 combat fitli. Gerçekten inanılmaz bir Division bu. Bozkurtlar Division'ı bu. Buna ben yeterince ekipman verebildiğimiz sürece kimsenin kolay kolay dövemeyeceğini düşünüyorum. Sonrasında bir Deniz Aslanları timimiz var abi. Bunlar da çeşitli çıkarmalar için kullanacağımız kuvvetler. Bunları ben zaten şu ana kadar kullandım çeşitli çıkarmalar için. Yine kullanacağız yani. Onun dışında bir tane piyade tümenimiz var. Bu piyade tümenleri aslında tank destroyer ve anti-air'ları bütün orduya veremeyeceğim için çünkü çok fazla gerekiyor onlardan. O kadar fazla elimde yok. İkinci bir tür şey böyle. Hem daha az supply istiyor. Combat fit 30. Daha çok elimizde bulunan şeyleri kullandıkları için daha rahat supplylarız diye düşünüyorum. Onun dışında bir tane de kara kartal timimiz var. Bunlar da paratrooper. Bunları kullanır mıyız? Bakacağız. Hava üstünlüğüne bağlı olarak kullanacak bir şey. Son olarak HKU özel birimi. Bu her koşula uygun özel birimler abi. Bunlar combat wit 20. Çok daha küçük combat witlerde savaşacaklar. Çok daha böyle berbat iklimlerde, çöllerde, işte tundralarda falan filan savaşacaklar. Bunların supply'ın az olduğu yerlere koydum yani. Bunların işleri gayet zor olacak fakat her koşula uygun özel birimi abi. Bu askeri polis divisionımız. Onunla da milleti tutuyoruz. Ve de işte böyle. Divisionlarımız böyle abi. Bunların dağılımı tabii ki cepheden cepheye değişiyor. Örneğin buraya Bozkurt koymuşuz. Buraya birazcık HKU, birazcık piyade tümeni koymuşuz.
buraya bozayı koymuşuz falan filan derken çeşitli askerlerimiz var yani. Burada mesela piyade tümenleri tutuyor burayı. Çünkü burası kesinlikle ittirmeyi beklediğimiz bir cephe değil. Tutmayı bekliyoruz sadece. Bu noktada işte şöyle bir durum var abi. Cephelerin büyüklüğü sebebiyle etrafa asker yığmak çok zor. Yani buraya mesela ben sadece tile başına 1-2 tane asker çıkarabilmişim ama burada aslında bir tane army grup sırf şu sınırı tutmaya çalışıyor. Gerçekten de zor yani böyle bir şey yapmaları. Asker yetirmek hiç kolay değil abi böyle bir savaşa. Elimizde 6 milyon fazladan manpower var gerçekten de. Onu kullanacağız tabii ki savaş içerisinde ama daha fazla asker basıp gereksiz yere bu manpower'ı kullanmak istemiyorum. Onun yerine elimizde olan orduyu bufflayacağız abi. Daha büyük bir ordu değil, bence daha güçlü bir ordu bizi burada kazandıracaktır. O yüzden o şekilde ilerliyor olacağız. Son olarak bakalım, %92 stability'miz var, %78 war support'umuz var. 5,84 milyon manpower fazladan 1865 tane faktörümüz var. Çok güzel gerçekten. 234 tane de nükleer bombamız var abi. O da küçük bir yardımı dokunur diye düşünüyorum. Parçalığı indirttiler beni bu arada. War ekonomiye geri geçebiliriz artık yavaştan. Savaşa gireceğiz çünkü yine. Service by requirement'tayız. Daha yukarıya da çıkarız istersek. Bizi bu noktada engelleyen bir şey olmaz. Bunları artık verelim yalnız. Bunların olmaması artık komik olmuş. Buna zaten gerek yok da. Neyse önemli değil. Ver ver. Navy'ciler de üzülmesin. Ver abi. Evet abi oldukça gerginim. Yanlış anlamayın çok gerginim. Yani uzunca bir süredir erteledim bu savaşı. Şu açıdan erteledim. Güçleneceğimizi söyledim abi her zaman. Ve güçlendik de gerçekten. Ben Almanlardan kesinlikle daha fazla güçlendiğimizi düşünüyorum. Ama baktığınızda artık Amerika'nın compliance'ı 100 olmuş. Yani Amazonlar 100 olmuş. Uruguay 100 olmuş. Allah'ın Uruguay'ı bize şu an il gibi bağlı. O yüzden abi artık zamanı geldi yani. Zamanı geldi. Tüm dünya birleşti abi. Şu an Nazilerle kapışacağız. Bir öncekinde kazanmıştı abi tüm dünya. O yüzden yine tüm dünyanın tarafında olmayı isteriz. İyi o zaman. Ben çıkıyorum ustam. Ben çıkıyorum. Leave faction. Tamam. Şimdi ben uzun bir süredir yapmadığım, çünkü Aksis'ten beni çıkaracaktı. Fokusları yapmaya başlayabilirim bir yandan. Onlar da Turanist Ambition olacak. Peki tamam. Ben şimdi savaşın başlamasını bekleyene kadar bir şeyler yapayım. Orduyu son bir teftişten geçireyim. Savaş başladığında geri dönelim. Abi yeni bir planımız var. Yeni planımız da çok basit. Oldukça basit. Hatay'ı alacağız. Bu daha önceden yapmamız gerekirdi muhtemelen. Fakat zamanımız şu anmış. Hatay'ı alma zamanımız şu anmış abi gerçekten. Savaşı neden sen açıyorsun derseniz ben bunları yavaş yavaş sınırlarıma asker yerleştirdiğini görerek dedim ki ulan ben niye bekliyorum ki yani adamların asker getirmesini mi bekliyorum? Beklemeyeceğim. Onun yerine ben hazırlayacağım abi. Türkiye'de başlayan hikayemiz, komşularımızı ele geçirmemiz, Balkanlardaki topraklarımızı geri almamız, sonrasında Orta Doğu'ya ve Sovyetler Birliği'ne genişlememiz, üstüne İngiltere'yi düşürmemizle beraber İkinci Dünya Savaşı'nı kazandıran güç olmamız, Kanada'yı ve Hindistan'ı kolonize etmemiz üzerine, Amerika'da yaptığımız fetihlerle beraber gerçekten de inanılmaz bir güce dönüştük. Ve bu dönüştüğümüz güç artık yanındaki bu Nazi köpeklerine daha fazla tolere etmeyecek. Zamanımız geldi abi. Artık dostlarımızdan da güçlüyüz. Eski dostlarımız diyelim hadi artık onlara. Dostlar da demeyelim. Eski müttefiklerimiz diyelim. Artık onlardan güçlüyüz ve gereksiz yere ben daha kimsenin naziliğini çekemeyeceğim abi. Bu savaşı bütün ezilmiş milletler adına açıyoruz abi. Kimse Nazilerin ayağının altında yaşamak istemiyor. Ben de onlar için şu anda savaşı ilan ettim. Hadi bakalım inşallah utanmayız en sonunda. Utandırmaz bizi. Okey dedim abi. Şimdi zamanı böyle bire falan alalım. Reel zamanda savaşacağız abi bu saatten sonra. Ben önümüzdeki 2 yıl buradayım. Yavaş yavaş ayarlı olacağız böyle durumları. Öncelikle taarruz cephelerimizin hepsinde sıkıntısız bir şekilde taarruz edebileceğimizden emin olalım. Buraları almamız abi şu açıdan çok önemli. Kurtardığınız her asker gidip diğer cephelere yardım edecek. Olabildiğince hızlı bir şekilde cephe kapatmaya bakmalıyız. Gayet güzel görünüyor şu ana kadar abi, mutluyuz. Dediğim gibi bu video uzun bir video olacak. Ne kadar uzun olacağını şu an ben bilmediğim için söyleyemiyorum ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. İleride bunun
Çok yakında hatta bunun bir editleyip bir kısa versiyonunu da yaparız. Diğerlere nükleer dağıtabiliriz. Şu cepheyi mesela kapamak istesek. Şu aldım abi hızımızı. Vay, shoot down a certain number of players within 48 hour window. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Gayet başarılı gidiyoruz abi şu ana kadar. Gayet mutluyuz. İyi yani durumumuz gayet şu anda. Savaşa çok güzel hazırlandık aslında bakarsanız. O yüzden çok hızlı bir şekilde bu savaşı güzel bir şekilde yönetebiliyoruz. Burada bir 48'lik bozkurtumuz var abi. Bunlar çok iyi askerler aslında bakarsanız. O yüzden bunları biz ne yapsak acaba diye de düşündüm. Yani yeni bir cephe açabiliriz şu anda bu askerlerle. Öyle bir asker sayısı var burada. Ve benim aklımda muazzam bir fikir var. Çocuklar, İspanya'ya gidiyorsunuz. Haydi beyler yola çıkalım. İlk taarruz cephemizi açacağız Avrupa'da. Haydi bakalım, haydi bakalım. Buraya da güzel ittiriyoruz bu arada gördüğünüz gibi çölde. Her koşula uygun ünitelerimiz çok iyi ilerliyor gayet. Humaniter bir felaket kesinlikle ama benim de nazarı bulan kovmam lazım. Elimdeki en büyük bombalar bunlar abi açıkçası. O Norveç düştü, Norveç düştü. Bu cepheden ben çok korkuyordum açıkçası. Öncelikle tank kullanmaktan korkuyordum. Çünkü tank kullandığım cephelerin bazen çok fena çöktüğünü görebildim. Ondan öte noktada Norveç'i genelde çok iyi savunur Almanlar. Benim oynadığım oyunlarda en azından güzel savunuyorlardı. Çünkü Norveç savunması çok zor değil yani karlı yer. Bit küçük falan filan derken kolay bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu noktada ise biz kolay bir şekilde aldık abi aksine. Çok güzel oldu gerçekten. Bu noktada buraya birazcık uçak getirdiğim takdirde ben macera yapabiliriz burada. Videodan önce bu arada bir tane poll koyacağım. Sizce kazanacak mıyım, kaybedecek miyim diye. Çok merak ediyorum ne çıkacağını sonucu. Şu ana kadar güzel gidiyoruz yani de. Bakalım. Katmandu. Burada artık bir dağ yok abi. Buradaki Nepal'in dağları şu anda yok oldu. Bizden zaten beklenen bu olurdu diyeyim. Vahşi Türkler her yeri yok ediyorlar. Kusura bakmayın abi bu noktada ittirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Ben ne kadar efektif olacak buradaki saldırımız bilmiyorum. Cephe çöktü arkadaşlar. Ben net söyleyebilirim sizlere. Burayı nasıl toparlayacaklarını hiç bilmiyorum. Bir yerden sonra artık kendimizi bile bombalıyor olabiliriz şu noktada. Çünkü buraları alacağımızı düşünüyorum bazen. Büyük konuşmayayım ama. Yani büyük konuşuyorum.
Bir burayı ittirmeye yavaştan başlayabiliriz. Baksanıza karşımızda kimse yok ya. Çok komik gerçekten. Bunların bütün askerleri nerede hiç bilmiyorum ama o kadar umurumda değil ki şu an. Yarın beyler, yarın. Yarın yokmuş gibi yarın. Burası zaten Hindistan'ı komple ezerek kazandık. Çok güzel. Burayı yavaş yavaş toparlıyoruz. Çin'i de bu arada az çok yendik gibi neredeyse. Yani bayağı yitirdik bu noktada da. Bunları da kapatacağız yavaş yavaş. Sonrasında çok güzel haber. Fransa'nın içindeyiz arkadaşlar. Alandayız. Gerçekten güzel ilerliyoruz orada. Afrika'da fena değiliz. Amerika cephesi neredeyse kapandı abi. Amerika cephesini ittirmeye devam ediyoruz. Noktada burayız. Görevi almış kendine. İttirelim lan demiş yani. Bizim yukarıdan haber beklememize gerek yok. Ne yapmamız gerektiği belli demiş. Reis doğru bildi yani. Buradan ittirin beyler. Çok güzel. Harika. Bu noktada burada bir sürü boz ayı division'ımız var. Bu ayıları alalım. Ayıları getirelim. Gördüğünüz gibi İtalya ana karasını şu anda girmiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı'nın uzun bir süre yapmak isteyip türlü yapamadığı şey daha İtalya'ya girmek. O cephede uçak yokmuş abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben doğru mu anladım? Hava üstünlüğümüz mü var? Burası bizim hava sahamızın içinde. Aslında buraya geri çekilerek çok doğru bir hareket yapmışız. Çünkü onlar orayı vermek istemiyorlar. Toprak vermek istemedikleri için ama orada durdukları her saniye ben her gördüğümde o diyorum nükleer bomba atıyorum oraya. Gerçekten bizim işimize geliyor yani neredeyse. Gördüğünüz gibi kesin yardımı gerçekten inanılmaz fazla ittirirken. Beni çok uçak kullanmıyorken görüyorsunuz normalde. Çünkü biz Türkiye oynuyoruz abi. Ve Türkiye'nin uçak yapma gibi bir endüstriyel kapasitesi olmuyor. O yüzden aslında uçak kullanmıyoruz. Uçaklar aslında çok güçlüler yani gerçekten. Bu şekilde güzel yapıp hazırlayabilirseniz cidden çok güçlüler yani. Kimse onların güçlü olduğunu reddedemez. Bu noktada biz de güzel kullanıyoruz onları. Parti sürpriz. İtalyanların ajanını yakalamışız. Hali sağlık diyor. Küçük bir problem. Küçük bir problem. Böyle bazı şeyler için özel şey var abi. Kod var. Gazete çıkıyor. Paris'e nükleer bomba attı hayvanlar diye. Paris'in yanına attım aslında. Ben de bir kısmını yok etmiş olabiliriz. Abi, late game oy 4 yani basit olarak. 1954'e hoş geldiniz. Oppenheimer filmini izlemediyseniz eleman şu anda titriyordu böyle. Çok üzücü tabii ki ama. Yani adam çok rahatsız olmuş yani nükleer bombayı yaptıktan sonra. Gerçekten ben ne yaptım diye. Filmde de gösteriyordu. Sen bir şey yapmadın. Ben sana para verdim yaptım diyordu. Amerikan başkanı. Sağ olsun. Kendisi gayet mutlu görünüyordu yani o kadar insanı öldürmekten. Ama abi Japonlar da çok fazla insan öldürüyor 2. Dünya Savaşı'nda ve korkunç şekillerde öldürüyorlar. O yüzden diyecek bir şey yok. İttirebilirler bakalım yani. Ben orduma çok güvenmiyordum. Rahatça ittirebileceğimize, kafa kafaya gidersek. Ama kafa kafaya gittiğimizde de açıkçası pek bir şey sunamadılar bize bu noktada. Rakip zayıf arkadaşlar. Rakip zayıf. O yüzden yapacak bir şeyleri yok. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde ittiriyoruz. Bu noktada artık etrafı temizlemeye geçeceğim ben yani. Burayı kazanmasak da olur. Evet abi asıl burayı izlemek istiyoruz ya. Ben onları sonradan temizlerim arkadaşlar. Ben onları yapacağım. Siz asıl burayı izleyin. Burası asıl savaşın döndüğü yer. Birazcık daha nükleer mi alsak Adolf'un kafasına? Tepkin oğlum Adolf. Hatay'ı vermediniz bana. Hatay'ı vermediniz. Söke söke alacağız abi Hatay'ı. Hava üstünlüğümüz var mı? Aa var. Çok güzel ya.
İyiymiş. Adolf, ne haber kanka? Nasılsın hocam, iyi misin? Sen de attın. Bunkırı bulamadın mı? Tamam. Sen de attın. Sen de at abi. Yapma ya. Yapma ya, kötü olmuş. Adolf, nasılsın koçum? Ha, hepsini yakıyordun değil mi? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet abi, gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle atalım. Böyle çakıyoruz yani. Ve de German Rally Capitulated arkadaşlar. Bayağı bir ekipmanla ele geçirmişiz. Yani inanılmaz bir kaynakla tabii ki. Ama ihtiyacımız da yok açıkçası. Yani bizim bütün savaş boyunca tek eksiğimiz birazcık modern tank oldu. Ki o da zaten fazla tank division'ı koyduğumuz içindi. Açıkçası gayet güzel bir savaştı. Ben çok daha fazlasını hazırlanmışım. Önemli değil, önemli değil. Ezerek kazanmak her zaman daha güzeldir. Sicilya'nın her karışına nükleer bomba atıyorum abi şu an. Bu İtalyanlar var ya, bu İtalyanlar. Beni o kadar çok kez tehdit ettiler, inanamazsınız yani. Aksis'in içindeyken bir de toprağını alacağız senin falan diye. Roma'yı kuracağız. Kardeşim Roma'yı. Kardeşim. Hop bir. Miners'ı bir taparsak şuradan Japonya'yı da öldürmemiz gerekiyor. Ve de İtalyanlar da kapitüle oldu abi. İşte bu. İşte bu. İtalyanları da almış bulunuyoruz. Bu noktada yapılacak şey şunları anekslemek olacaktır ve ondan sonra Japonları öldüreceğiz. İşte başladık. Öncelikle bir tane İngiltere'ye çıkarmaya yolladım abi. Sonrasında da gidip yani de Japonya'ya yol alıp. İkisi de yola çıktılar tabii ki. Artık donanmamıza kavuşabilecek herhangi bir güç yok çünkü. Bunların ikisini aynı anda yapıyor olacağız. Haydi bakalım. İyi. Osaka'ya atacaklarmış abi orijinalde. Onu söylemiş olayım. Bilgi. Ben hepsini atacağım. Elimde çok fazla var. Yani adamlar gibi bir kaynak biriktirelim falan gibi bir durumum yok. Abi bu Holy Lord Session'ı yalnız uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok zevkliydi. World Conquest olayı harbi çok sarıyor. Birazcık geriyor abi oyunun geç safhalarında. Özellikle şu açıdan biz bunu çok kez yapmaya çalıştık ve çok kez başarısız olduk. Yani son savaşın kolaylığı gerçekten diyorum yani güzel bir hazırlıktan geçiyor. Biz çok uzun bir süre yayın açtık bir süre abi. Ve bu yayınların hiçbirinde yani bir şey gidiyordu, diğeri yanlış gidiyordu falan. Tabii ki buranın çok büyük bir özelliği var. O özellik de şu, bu sefer Allies'i erken düşürdük. Allies'i erken düşürmemizin yolu da donanmamıza gelip burada İngiliz donanmasının tam Ruf'u yollandığı falan öyle bir pencere yakalayıp dalıp bir şekilde Allies'i düşürmek. Bu olay bizi çok değiştirdi gerçekten. Bu taktik sayesinde kazandık aslında. Çünkü bunu yapmamızla beraber gidip Amerika'ya savaş açabildik erken bir şekilde. Tabii erken 45'te açtık yine ama güzel oldu yine. Ve de işte bu. Son masadayız arkadaşlar. Daha artık tartışacak kimse yok. Yanındaki bu İtalyan köpekleri dışında. Kendi ülkeleri olacak zannediyorlar. O iş öyle değil abi. Göreceksiniz şimdi. Bunların hepsini alacağız zaten. Görecek şey bu. Select All'a basıyorum hepsinde. Açıkçası bu noktada. Kimseyle bir şey paylaşmak zorunda değiliz. Dediğim gibi ezilmiş halklar için yaptık abi bunu. Dünyanın tüm ezilmiş halkları için. Tüm bunların kolonilerini ele geçirdik. Tüm bu ezdikleri insanları topladık karşılarına. Noktada Turan Türkiye şeyimizin en güzel yanı o yani. Girdiğiniz her yere abi yavaş yavaş compliance kazanarak entegre ediyorsunuz. Günün sonunda bizim ordumuzda savaşan herkes Türk değildi yani. Çinlisi vardı, işte Venezuelalısı vardı. Yani yenene kadar düşmanımız abi, yendiğimizde kardeşimiz. O yüzden gayet güzel bir şey oldu bence bu noktada da o da.
Ve de Confirm and Exit. Calculating Effects diyor ki ulan bu neymiş? 462 state aldık abi tek anlaşmada. Bayağı büyük bir anlaşma açıkçası. Turkish Empire olarak bunu başarmış olmamız da bence oldukça ilginç. Çünkü ben hiç bu, şu zamana kadar Turkish Empire kalmamıştım. İlginç görünüyor yani harbiden. Bu noktada son ana kadar dönüştürmeyelim bence. Bunu da görmüş olalım. Turkish Italy'yi birazdan Prepare for the Coming Wars diye şey yapmışlar. Daha ne savaşı olacak oğlum ya? Daha savaş yok. Teslim olun. Atalım yani. Vay be. %0 war support'umuz var gördüğünüz gibi. Artık kimse savaş istemiyor açıkçası. Noktada ben şunlara son bir kez savaş açmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Orası buglanmış abi. Ama Make All Nations Fascist diye bir tane şey kazandık. Bu da aslında o ülkenin faşist olmasından kaynaklanıyor. Bu noktada artık bence ordumuzu silme zamanımız geldi. Ordumuzdaki herkesi artık topluma katacak değerli üyeler yapacağız. Amerika cephesi, bu cephelerimizin hepsinde çok güzel başarı elde ettik bu arada. Gerçekten mutluyum. Son olarak Hint cephesinin lideri kalmış elimizde. Hint cephesi gerçekten güzeldi. Amerika cephesinde Venezuela'yı kesmemiz çok seriydi ve sonrasında buradan itelerek zaten başladık ittirmeye. Çok güzeldi burası gerçekten. Sonrasında Rusya cephesi gerçekten çok başarılıydı. Balkanlar çok uzun bir süre gerçekten az askerle karşıya kıyasla tuttular ve sonrasında ittirmeyi başardılar. Orası da çok iyiydi. İskandinav cephesinde çok başarılıydık. Buradaki Karelya cephesi gerçekten benim ittirmeyi beklemediğim bir yer burası. Çünkü burası iğrenç bir biyom yani baksanıza. Forest falan diyor da inanmayın. İnanılmaz soğuk, korkunç bir yer yani burası. İttirmesi kolay değildi orayı. Ama çok güzel ittirdiler. Orta Doğu'da bize sıkıntı yaratmayacak uzaklığa kadar çok güzel bir şekilde ittirdiler. Şurada birazcık sıkıştık. Ama bu noktada onların portları var. Bizimse portlarımız uzak kaldı ya. İttirmemiz bir tık zor oldu o yüzden. Ama sıkıntı yok. Afrika'da fena olmayan başarılar elde ettik bu arada. Afrika ordusunda es geçmeyelim. Bence güzel ittiriyordu onlar. Afrika'yı daha çok ittirmemiz gerekseydi güzel giderdik yani oradan da. Onun dışında Hindistan ordusu dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz bunlara. Gerçekten çok iyilerdi. Indochina ordusunda şuradaki küçük cephemizi hızlı bir şekilde kapattık. Buradaki cepheyi kapattık. Şurada küçük bir koridor yapabildiler. Ama bu koridoru da açıkçası zaten savunacağız diye kendi ülkelerinden oldular. Çin cephesi ise gayet güzeldi. Bu noktada da onlar da güzel tuttular ve yavaş yavaş bitirmeyi başardılar. Okyanusya'ya hiç gitmemize bile gerek kalmadı. Müthiş gerçekten. Bu noktada artık ben o düğmeye basıyorum abi. Öncelikle şu elemanları da topluma kattıktan sonra bakıyoruz. 28,69 milyon manpower'ımız varmış. Form Turan bastık. Turan Hanlığı kurulmuş bulunuyor abi. Gerçekten muazzam. Ben son olarak bir şey deneyeceğim. Evet abi sizlere de şunu bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi Iron Man moddayız ve Historical'dayız. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de her yeri almışız abi. Startlıyorum yeniden. Tibet'e son bir savaş açmaya çalışacağım ama olmuyorsa da olmuyor. Bunların askeri yok, bir şey yok gördüğünüz gibi. Her şeyleri sıfır. O yüzden zaten aslında böyle bir problem yaşıyoruz bence. Fakat gördüğünüz gibi bu garip şey dışında hiçbir ülke kalmadı dünyada abi. Gerçekten de bir World Conquest yapmış bulunuyoruz. Son olarak şunlara böyle bir şey yapmaya çalışayım. Evet işte böyle Khaganate of Turan ve buradan da görebilirsiniz ki tüm dünyayı almış bulunuyoruz abi. Elimizde geçen bana alabildiğim her yer verildi yani şu an. Hiçbir şey yapamıyorlar bize bunun dışında. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uzun bir Turan serimizin sonu aslında bu. Bu yamada en sonunda kurmayı başardık abi Turan'ı. Benim gerçekten çok hoşuma giden bir seriydi bu. Oynaması zevkliydi. İzlemesi zevkliydi. Videoları en çok ben izliyorum çünkü açıkçası yükledikten sonra falan güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir şey de öğrettiğini düşünüyorum gerçekten. Oyunu öğrenmeye çalışan arkadaşlar varsa izlerken. Bu noktada öğretici bir seri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir World Conquest. Türkiye ile çok fazla World Conquest videosu yok abi internette, YouTube'da. Millet buna uğraşmıyor. Uğraşmanın ötesinde zor bir şey yani. Kolay değil o kadar. Ben de uzun bir süre uğraştım zaten yapmak için. O yüzden başkalarına da bunu, başka YouTuber'lara da bunu denemesini söyleyebilirsiniz. Iron Man'de yaptık abi. Iron Man Historical, Regular, Normal yani. İstiyorsanız zorlaştırabilirsiniz. Çok bir şey değişmiyor zaten.
Önemli olan taktiği çözmek abi. O taktiği çözmediğin sürece ne kadar iyi oynarsan oyna, Türkiye'nin bir rotaya ihtiyacı var yani o şekilde güçlenmesi için. Durum bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Son olarak kapatışımızda %82 stability ile kapatıyoruz. Bunu artırabilirdik de önemli değil. %1 war support, akıllarda bir soru var demek ki. Bilmiyorum. Manpower 36.8 milyon bedavadan. Manpower'ımız var. Tabii ki burada service by requirement artık indirmek lazım. Onu indiririz bir yandan. Niye indiririz bu arada? Oradan %20 war support. Ha, şöyle bir indirmemiz lazım. Peki öyle yapardık. Önemli değil. Onun dışında 3000 tane faktörümüz var. Tabii dünya üzerindeki tüm faktörleri kontrol ettiğinizde gerçekten fazla faktörümüz oluyor yani. Onun dışında her şeyimiz gayet güzel. Dediğim gibi çok güzel bir seriydi abi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın. Bunun yanı sıra bunu yükledikten sonra da hemen yapmaya başlayacağım abi bunları. Öncelikle bir Turan sezon 1 videosu hazırlamak istiyorum. Çok uzun süredir. Onu bir yapmak istiyorum. Onu yapacağım. Turan sezon 1'den kastım da işte bu ilk Turan yaptığımız seri. YouTube'da var zaten bu ama çok izlenmedi kanalın yeni büyümesiyle beraber. Geçen gün bakıyordum abi. Geçen yıl bu zamanlarda benim yaklaşık 100 abonem varmış. Komik geliyor bana gerçekten bu. Şu anda da çok fazla yok açıkçası. 1300 tane var. Benim için fazla yani ama çoğu insanın bir sürü abonesi var. O başka bir durum. 100 aboneden 1300 aboneye ama bir yılda çıkmak benim için gerçekten mutlu edici bir durum abi. Teşekkür ederim o yüzden. Dediğim gibi bu videoları yapacağım. Kur'an yolunda sezon 1. Bu da sezon 3 oluyor galiba. Sezon 2 diye böyle bir kayıp sezon var arada. Olmazsa orada da böyle bir şey yaparız. Küçük bir timelapse yaparız. O eski yayınların böyle ilginç kısımları falan. Bunlar için tabii çok uzun saatler bakmak lazım. Bakalım bunlar benim planlarım abi. Buysa bizim Turan videomuzdu. Bu serinin de kısa bir videosunu yapacağım kesinlikle. Belki bunu daha bile önceden yapabiliriz. Bakacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim hepinize. Abone olmayı unutmayın abi. Ve sonraki istediğiniz seriyi de söyleyin. Millennium Dawn istiyor çok fazla kişi. Bakacağız o işe. Yapabiliriz. Olabilir. Modlara geçmemi isteyen çok fazla kişi var. Aynı zamanda normal oyunda birkaç tane daha ülke için bu şekilde. Belki World Conquest değil ama yani şeye kadar, atıyorum bir hedefe kadar Tarar abi gibi videolar yapabiliriz. Örneğin mesela İtalya-Roma en şey fikir olur bu noktada. Çünkü Almanya'da da zaten World Conquest'in ne kadar kolay olduğunu gösterdim. İtalya'yla da zor değil bu arada da uzun sürer. Almanya'yla yapması çok daha kısa sürer. Her neyse bu şekilde şeyler yapabiliriz. Yani planımız çok. Aynı zamanda başka oyunlarda oynuyorum abi. Onları da izlemeyi unutmayın. Sadece Oy4'le kalmayın. Oy4 videosu da normalde izlemediyseniz ve bu videoyu izlediyseniz Oy4 videolarını da izleyebilirsiniz abi artık. Çünkü bunu gören Oy4'teki her şeyi görmüştür artık. Zaten Oy4'ün bir tane bug'ı olmazsa oyununuzda yani o oyun gerçekten farklı bir oyun olmuştur gerçekten. Önceki serimizde de Chad vardı mesela şurada bir tane. O da yok olmuyordu. Sağlık olsun. Zaten hiçbir şey yok dediğim gibi. Göstereyim zaten onu da bu arada. Exclude menu dediğinizde. Tibetan Empire'dan iki tane oldu şu anda. Bilmiyorum neden ama gördüğünüz gibi fabrikaları yok. Yerleri bile yok aslında. Yerleri olmadığı için zaten sıkıntı çıkıyor. Land score'ları yok. Neyse abi bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi günler diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.